2000'den sonra bekleniyor derken fuarla ilgili bir gelişme mi vardı? Benim haberim yok. Fuarlar. Yayın evleri bekliyor. Öyle mi? Ben çok uydurdum şu an. İyi tamam harika öyleyse. Ben bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Buyurunuz. Dördüncü dalga bir söylenti var Eylül Ekim gibi. Ben hiç heveslenmeyeyim fuarı. Dördüncü dalga mı? Kaç dalga olduk şimdiye kadar? Üç dalga. Üç. Onu saymadım ya. Ben bir dalgayı biliyorum. Böyle dalga denizlerde gezinmeyeyim mi? İçin ben sayıyorum söylentileri, bilgileri alıyorum. Öyle bir şey var Eylül Ekim gibi. Neyse kötüye hazırlamıştık zaten kendimizi. Çok önemli değil ya. Ne yapalım? Hayırlısı olsun yani. Bana bir dakika verirseniz hemen geliyorum arkadaşlar. Sonra bir sunumum var, onu yapacağım. Sonra da konuşmaya başlarız, tamam? Bir şey paylaşmaya deneyeyim ya, görecek misiniz acaba? Şu an üstün dökmeni, pardon, şey... Mümin Sekman'ı görebiliyor musunuz? Ekranı yansıtabilir. Tamam, harika. Kısa bir şey burada izleterek başlayacağım. Ondan sonra benim hazırladığım kısa bir sunum var. Onu göstereceğim. Admin kim acaba? Tanışıyor muyuz? Hocam ben bilgisayardan bağlandım da isim o şekilde görünüyor. Ha öyle mi? Tamam peki. Aynen. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geç kaldım kusuruma bakmayın. Yok rica ederiz. Hoş geldiniz Buket. Ersin Hanım hoş geldiniz. Bu ne? Arkadaşlar pardon. Elçin Hanım hoş geldiniz. O Levent Bey gelmiş. Ferdi Bey hoş geldiniz. Tamam güzel ekip tamamlanıyor ya. Evet, Levent hoş geldin. Ferdi Bey hoş geldiniz. Arkadaşlar önce kısa bir şey izletmek istiyorum. Bu Mümin Sekman'la Acar Baltaş'ın bir konuşması vardı da onu hani kısaca bir izleyin istiyorum. Onunla başlayalım. Ondan sonra ben biraz tarihinden bahsedeceğim. Sonra da konuşuruz. Tamam. Ses gelmezse söyleyin oldu mu? Ses geliyor olması lazım. Mesleki performans bazlı başarı tanımıyla. Şimdi bunda çok mesleki performans var. Evet, bir işi bu insanların daha yapmak en yararlı şekilde. Ha, şimdi burada yani popüler psikoloji ve pseudoscience yani sahte bilimin piyasaya sürdüğü bir yığın balonlar. Şimdi en tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalan. 10 bin saat kuralı da bunlardan bir tanesi. Erikson, Krampe ve Romer araştırmayı yapan kişiler. Ya araştırma yaptıkları yer Berlin Konservatuarı, buradaki temel öğrencileri üzerine çalışıyor. Adam diyor ki, bu Gladwell denilen adam ya beni yanlış anladı, ya kasten yanlış yorumladı. Ben böyle bir şey söylemedim. 10 bin saat bir kere gelişim güzel seçilmiş bir sayıdır diyor. Kendi yaptığı araştırma. Ben diyor 18 yaşındaki kemancılara baktım ve bunların 20 yaşına geldikleri zaman bu kadar saat çalmış olacaklarını düşündüm diyor. Yani bu bütünüyle benim bir varsayımım. İkincisi 30 yaşına gelen piyanistlerden 20-25 bin saat egzersiz yapmış olanlar vardır. Birincisi bu söyledi. İkincisi 10 bin saat sadece bir ortalamadır. 10 bin saat çalıştığınız zaman aynı alanda gittiklerinizin yarısı önünüzdedir, yarısı da arkanızdadır. Çünkü bir işte yani o işte çok iyi olmakla, usta olmakla ve dünyada en iyi olmak arasında fark vardır. Bu farkı da yeteneğiniz belirler. Üçüncüsü, 10 bin saat diye bir şey yok diyor. Yani siz 100 bin saatte çalışabilirsiniz diyor. Eğer zorlayıcı pratik yapmazsanız, zorlayıcı pratik sizi konfor alanınızın dışına çıkartacak olan pratiktir ve mutlaka başarısızlık duygusu yaşatması gerekir. Ve bu zorlayıcı pratiğinle bir üst usta tarafından düzenlenmesi gerekir ve onun da size geri bildirim vermesi gerekir. Sizin de o geri bildirimi kaldıracak yüreğinizin olması gerekir diyor. Dolayısıyla 10 bin saat işinden ben bunaldım diyor adam.
Şimdi ama bu popüler psikoloji içinde, pseudoscience içinde mutlak bir gerçek haline geldi. Malcolm Gladwell yazdı ya, bu Tanrı'nın şey gibi, yani gökten inmiş bir ayete döndü. Alakası yok zaten. En tehlikeli yalan, içine doğru karışmış yalan ve popüler psikolojide bu yalanlardan geçilmiyor. Neyse, böyle bu programı izleyebilirsiniz. Acar Baltaş'la Mümin Sekman'ın beraber katıldığı bir program var. Orada yine Mümin Sekman bayağı bir eziliyor. Şeyde de var. Üstün Dökmen'le beraber yaptıkları bir program da var. Orada da epey eziliyor. Ya aslında bu şöyle, hani orada Mümin Sekman kişisel gelişim ciliği temsil ediyor. Bu Acar Baltaş'la Üstün Dökmen'le tabii ki bu işin bilimini, pozitif bilimini temsil ediyor. Zaten iki ayrı uç var. Yani hani bu artık şöyle, hatta yaşam koçlarına çakma psikolog diye hitap etti. Bu benim değil, yani Üstün Dökmen'in tabiri. Ben önce aslında işin doğrusu kendi teorimi, yani işin hani tarihiyle ilgili kendi teorimi sizinle paylaşayım. Hani bilmiyorum ne kadar katılacaksınız. Durun, onu paylaşabilirsem bir saniye. Evli çok özür diliyorum. Kızım geldi, esnafa tamam, rica ederim. Ben... Tamam. Burayla ilgili konuşuyorsunuz. Özür diliyorum, benden kaynaklandı. Rica ederim. Arkadaşlar şimdi şöyle, aslında Newton'u göstermemdeki sebep, Newton'un kişisel gelişimle falan tabii ki bir alakası yok da. Bu hani modern fiziğin, yani bu aslında bir zeitgeist, yani zamanın ruhu denen bir şey. Ya bütün çağ hep beraber belli bir fikirde oluyor ve o sürükleniş bütün bilimleri beraber etkiliyor. Şüphesiz din, sosyoloji, hepsi beraber, felsefe, fizik. Bunlar beraber sürükleniyor. O yüzden hani ben yani 1600'leri göstermek istedim bilerek. Zannediyorum 1660'larda yaşıyor Newton. O zaman o dönemki bilim anlayışında şöyle bir şey var. Yani saat gibi işleyen, hatta Laplace'ın da krala götürdüğü bir teori vardır. Hatta orada şey der, niçin burada Tanrı'yı teoriye koymadın? Laplace'ın cevabı şudur. Yani ben o hipoteze gerek duymadım, varsayıma gerek duymadım. Ya bu Newton dönemindeki mantık şu aslında. Saat gibi işleyen determinist bir dünya görüşü. Aydınlanma zaten böyle başlıyor. Çünkü daha önceki evren nasıl diyeyim? Daha mistik, daha metafizik ve evrenin size cevaplar verdiği, tanrıların sinirlenip yıldırımlar gönderdiği yani doğa bilimlerinin çok daha zayıf olduğu, zaten biliyorsunuz o hani orta çağın bir karanlık evresi var. Şüphesiz şu an için Avrupa'dan bahsediyorum. Doğu biraz daha bunun gerisinden takip ediyor ama genel mantık itibariyle böyle. Yani aydınlanmanın başlaması bu determinist evren görüşünün başlamasıyla oluyor. Daha beraberinde tabii ki Nietzsche'nin Tanrı öldüsü aslında anlam boşluğu yaratıyor bütün dünyada. Böylece açıklamaların her yeri kapladığı, anlamın yerinin boşaldığı bir dünya başlıyor. Tabii yani tabiat boşluk kabul etmez. Bu kimin sözü? Aristo'nun. Yani tabiat boşluk kabul etmiyor ve anlamın boşalttığı yeri başka bir şey kaplıyor. Mistisizm ve hani ondan sonra gelen artık bu diğer hareketler o anlam boşluğunu doldurmak için, yani bir nevi aslında dinin boşalttığı yeri doldurmak için başlıyor. Ama bu asıl kırılımı sağlayan şey, yani Newton'un determinist evreninden bahsettim. 1950'lerdeki kuantum fiziğiyle beraber indeterminist evren, yani belirlenemez, belirli olmayan kurallar, sabit olmayan ya da en azından şöyle diyeyim, önceden ölçümlenemeyen dünya görüşünün başlamasıyla zaten o metafizik yükseliş tekrar başlıyor. Artık sonra günümüzde New Age dinlerine kadar geliyor. Burada şöyle bir şey var. Yani günümüzde artık o özellikle 80'lerin o Amerikan rüyasıyla falan iyice yükselen kişisel gelişim akımı, hareketi artık günümüzde New Age dinleriyle karışıp işin doğrusu ortaya bir karma, böyle karmaşık bir çorba gibi bir şey oluşturdu. Bunun içinde kuantum fiziği var. Nasıl varsa, o da çok alakasız bir şey, ona da gireceğim. Bunun içinde Hinduizm var, Budizm var, Uzak Doğu dinleri var. Biraz beden dili var. Biraz psikoloji var ama hiçbir zaman tam o pozitif psikoloji yönüyle değil. Yani işin doğrusu biraz hani o kulaktan dolma, az önce 10.000 saat kuralı meselesinde Acar Hoca'nın bahsettiği gibi. Yani biraz bunların böyle çorba haline getirilip artık bugün o kişisel gelişim çorbası içinde New Age dinleriyle karışık bir hale geldi. Ve bunlar böyle mantar gibi bitiyor her yerden. Ya Türkiye'de de bunun çok fazla örneğini görmek mümkün.
Yani böyle hani psikolojiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sürü yazarın kitabı, az önce bahsettiğim ögeleri içine böyle katarak böyle garip bazı harmanlar yapmış durumda. Onlardan sırayla bahsedeceğim. Mesela şöyle şeyler görüyorsunuz. Şimdi bu hani nasıl diyeyim? Buradan şunu anlayabilirsiniz. Bir mesela rezonans kavramıdır, ortada gidiyor. Rezonans aslında fiziğin bir terimidir. Bu böyle kişisel gelişimin bir şeyi haline geldi. Yani böyle evren duasının bir böyle mekaniği haline geldi. Bir mesela her şey tektir. Biz aynı birin parçasıyız gibi filan bir takım inançlar başladı. Bu nedir? Bu da panteizmin bir devamıdır. Panteizm deyince aklınıza İbn Arabi gelsin, Spinoza gelsin. Yani bu hani Durkheim aslında mesela dinleri tarif ederken ille de göksel olmak zorunda değil derken aslında biraz bunu kastetmişti bence. Yani bu suni, sentetik bir din haline geliyor. İçinde biraz bilim var. Biraz dediğim gibi uzak doğu dinleri var. Ortaya garip bir harman çıkıyor. Aslında ha, bu şey için koymuştum bunu da. Kapitalizmden sonra özellikle o kişisel gelişimin yükselmesi, yani bu sivrilmesi hızlandı. Bunun sebebi nedir? İnsanlara sınıf hedefi göstermek. Yani sen bu sınıfta kalmak zorunda değilsin. Bir üst sınıf atlayabilirsin. Daha üstü var, daha üstü var. Her sınıf alt, yani alt sınıfın burjuvası, üst sınıfın proletaryasıdır. O yüzden bu özellikle batı tipi gelişim devamlı sana yüksek, yani üst sınıfları hedef olarak gösterir. Zaten kişisel gelişim batıdan çıkan bir şeydir. Yani bu hani Rus ekolinde öyle bir şey yoktur. Kolektif kültürlerde bu gelişmemiştir. Malum ya, kolektif zaten bu bireysel başarıyı öven tarafta dünyanın batı tarafıdır. Onunla beraber mesela böyle temel konulardan bahsediliyor. Zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon. Biliyoruz ki bunların tamamı psikolojinin konusu. Yani bilimin konusu. Hani bu konularla, yani bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin bunların eğitimini vermesi ayrı bir mesele. Ha mesela şöyle şeyler de görmeye başlıyorsunuz. İşte evrenle bir yandan konuşmaya da başlıyoruz. Yani biz sadece ona mesaj göndermiyoruz, o da bize bir mesaj gönderiyor. O da az önce bahsettiğim panteizmle alakalı. Yani panteizm ne demek? Panteizm, pananteizm, vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud. Bunlar birbirine benzer. Burada şöyle bir şeydir. Evren Tanrı'nın bedeni. Ya yani Tanrı evrenden ayrı bir şey, aşkın bir şey değildir, içkin bir şeydir. O yüzden evren Tanrı'nın bedeni olduğu gibi hepimiz de tek bir şey ve yarı Tanrı olmuş oluyoruz. O yüzden bu hani bu her şey tektirler, işte rezonanslar falan oradan geliyor. Yani bunun çıkış noktası aslında burası. Bir de yani mesela böyle çakra konularını sağda solda ben çok fazla görüyorum. Şimdi kadim tıp yani nasıl diyeyim, bir takım şeylerin böyle kadimi, tamam saygı duyuluyor, o ayrı mesele, ama yani ben eskimişle kadim arasındaki farkın ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi modern tıpta ya çakra diye bir şey yok, benim bildiğim, bilen varsa söylesin. Ya çakra vücutta belli enerji noktalarından filan bahseden eskimiş, kökeni de uzak doğu dinleri olan bir şey. Yani bu bir inanç tipi, ama bu sanki bir hakikatmiş gibi. Bir de bu her çakraya farklı enerjiler, farklı anlamlar, farklı böyle mistik bir takım, metafizik bir takım değerler yüklenerek başka başka bir hale getiriliyor. Yani bu eskimiş, pörsümüş, artık geçerliliğini yitirmiş bir bilim demektense artık bunu bir ne yaptık? Kişisel gelişim New Age ile harmanlayıp tekrar kullanmaya başladık. Burada aydınlanmadan bir taraf. Ha, Heisenberg. Heisenberg kimdir? Az önce bahsettiğim bu Newton'un hani bu determinist evreninden, yani saat gibi işleyen evreninden bahsetmiştim. Heisenberg'ler kuantumlarla beraber o belirsizlik atom altı dünyada çalışılmaya başlandı. Ama bunun atomüstü dünyayla en ufak bir ilişkisi yok. En azından bildiğimiz kadarıyla yok. Yani sadece atom altı parçacıkları arasındaki bir mesele, kuantum fiziği budur ya da kuantum mekaniği. Bugün biz bunu sanki bir hani makro olayların böyle yöneticisiymiş gibi bir hale getirmeye başladık. Bunun hani fizik suistimalidir ya da bilim suistimalidir, başka bir şey değildir. Bildiğimiz kadarıyla insan biyolojisi böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde çakra makra öyle bir şey yok. Yani şu an herhangi bir enerji noktası, bilmem ne, üçüncü göz falan böyle bir şey bulmuş değiliz. Bir gün bulunabilir ama bildiğimiz kadarıyla o yöne doğru bir gidiş yok. Damarlardan, organlardan filan oluşuyoruz.
Ha mesela bir bugün karıştırırken buldum. Bazı kişisel gelişim hani tavsiyelerini pratik falan böyle 25 madde, 50 madde falan diye sınıflandırmışlar. Onlardan ilgili mesela böyle garip garip şeyler buluyorum. İşte bunlar işte 28 günde kendi dönüşümünü başlatmak falan gibi şeyler var. Mesela bu 28 günle ilgili falan ya da 21 gün. Onlarla ilgili falan böyle dayandıkları bir takım şeyler var. Bunu çok fazla görüyorum. Yani erken uyanmak. Erken uyanmak zorunda mısın? Yani geç uyandığında ya da gece çalıştığında kişisel gelişimin tamamlanmıyor mu? Gelişmemiş mi oluyorsun? Ne bileyim yapılacaklar listesine mi sahip olmak zorundasın? Hafızan kötü mü illa? Kötü alışkanlık diyor. Yani dünyayı değiştiren adamlara baktığın zaman basbayağı kötü alışkanlıkları var. Kötü derken tırnak içinde tabii. Yani pro, pipo gibi. Yani bunlar illa kötü şeyler midir? Kişisel gelişime ket vuran, engelleyen şeyler midir? İşte negatif enerjili ortamlardan kaçınmak falan demiş. Oralardan bir şey öğrenebilirsin. Niye kaçınayım ki? Yani orada bulunurum ve etkilenmemeyi öğrenirim. Ya da yönetmeyi öğrenirim. Niye kaçmak zorundayım? Araya mesela şunu da sıkıştırmışlar. Bir koç veya mentor edinmek. Yani bir hani sığınmak zorundasın birine. O yaşam koçu denen hani dinin yerini aldığı meselesi aslında oradan geliyor. Yani modern peygamberlere. Yaşam koçu modern peygamber. Ya da modern rahip, kapitalist rahiptir. Mentor edinmek dediği bu aslında. Geçmişe perde çekmek niye çekeyim? Belki düşünüp bunlarla ilgili ders çıkartacağım. Ya da geleceğimi bunlar yönlendirecek mesela. Etrafımda nazik olmak. Şimdi mesela böyle şeyler görüyorum. Bugün de hatta şeye girdim. Bir yaşam koçunun sitesine girdim. Orada şey tavsiye ediyor. 10 önemli tavsiye içinde diş fırçalamak vardı ya. Diş fırçalamak. Yani tavsiyeler hani o seviyede. Onu görün diye söylüyorum. İşte her gün bir kişisel gelişim yazısı okumak. Ya bunlar şey gibi artık bir yerden sonra. Hani siz de fark ediyorsunuz. Ve dini buyruğa benzeyen bir şeye dönüşmüş. Artık böyle hani buyruk sebebi yok. Söylüyor ve çekiliyor. Bir de mesela özellikle rekabet ortamı meselesi. Bu kişisel gelişimde de önemli. Tipik kapitalist, Amerikancı sistemde de önemli bir şey. Bu mantık şey aslında. Yani devamlı bir rakip bulmak zorundasın. Rekabet etmek ve birilerini geçmek zorundasın. Geçildiysen de yenilmiş sayılıyorsun. Yani burada şöyle işte hani kendini geçmek, kendini gerçekleştirmek ya da işte mutluluğu yakalamak, iç huzuru bulmak falan gibi hedefler katiyen yok. Burada şunu düşünebilirsiniz. Yani Stoa felsefesiyle taban tabana zıt yani bir duruşta olduğunu düşünebilirsiniz rahat bir şekilde. O yüzden hani rekabet yaratılmadığı sürece kişisel gelişim için bunun bir anlamı yok. Arkadaşlar şu an bir astronomi bilimiyle uğraşan yani bir gözlem evine bakıyorsunuz. Bunun astrolojiyle en ufak bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Astrolojinin sonundaki o loji kelimesi sizi yanıltmasın. Bilim filan değildir. Yine eskimiş pörsümüş bir öğretidir. Burçlar diye bir şey yok. Ben kat'i surette inanmıyorum. İnanabilirsiniz ama bu inanca şöyle saygı duyarım. Yani diş perisine de inanıyor olabilirsiniz ya da Noel Baba'ya da inanıyor olabilirsiniz. İkisi arasında bir seviye farkı yok çünkü çürütülemez. Çürütülemez ne demek? Karl Popper'ın bilim felsefesiyle ilgili fikirlerini hatırlayın. Eğer bir şeyi çürütemiyorsanız, ispat edemiyorsanız, yani onu deneyecek bir deney, test ortamı yoksa o bilim değildir. Netice itibariyle yani astrolojiyi çürütme şansınız yoktur. Ben boğa burcunun özelliklerine uymuyorum dediğin zaman sana doğum saatini söylüyor. Ona uymuyorsan mutlaka bir yükselen buluyor. O değilse ailen seni farklı yetiştirmiş oluyor falan falan. Yani netice itibariyle her halükarda haklı çıkıyorsa bu bir bilim değil arkadaşlar. Böyle şeyler görüyorsunuz sık sık artık. Bir de garip tarafı benim de karşıma çıkıyor. Yani acaba çattığım için mi Instagram falan Facebook bunları karşıma çıkartıyor bilmiyorum. Sık sık buluyorum. Yani bunların böyle tamamından hani öğreneceğiniz birkaç cümle ya vardır ya yoktur işin doğrusu. Çoğu da aslı psikolojiden fırlama olduğu için yani işin doğrusu bilimin kendisi değil bilimin çakması olmuş oluyor. Onun yerine gidin bir psikoloji kitabı okuyun mesela. Ha bu şey az önce bahsettiğim determinizm meselesi hani Tanrı zaratmaz sözüyle ünlüdür Einstein. Tabi yanılmıştır. Demek ki zaratmaktadır. Çünkü indeterminizm var. Kuantum öyle başladı zaten. Arkasından yükselen o metafizik hareketler ya da o New Age dinleri filan da bunun üzerine yükseldi. Nihayetinde artık panteizmle birleşip o secret denen saçmalığı oluşturdu. Şu an baktığınız şey kuantum fiziğinin kendisi arkadaşlar. Yani inanırsan olur filan değil. Kuantum fiziği böyle bir şey. Yani öyle uzmanı dışındakilerinin de anlayabileceği filan bir şey değil. Atom altı parçacıklarla ilgili son derece teknik bir konudur.
Öyle hani birkaç cümlecik inan olsunlar filan değildir. Böyle şeyler görüyorsunuz. Yani bu Nile için fotoğrafları böyle buna benziyor. Gördüğünüz gibi içinde böyle astrolojiden bir takım imgeler var. Çakralara birkaç işaret var sanırım. Bir de bunların başka belki anlamları da vardır. Bilmiyorum ne yapmak istiyorlar. Yani böyle hani bir de benim bildiğim kadarıyla şey var. Enerjilerin yani renklerin enerji karşılıkları falan var. Mesela istediğiniz bir şeyi atıyorum pembe hayal ediyorsunuz. İstemediğiniz bir şeyi mavi hayal ediyorsunuz falan. Böyle renklere karşılık gelen tarafları var. Yani Nietzsche'den bahsetmiştim bu metafizin yükselişiyle ilgili. Kafka'yı niye koydum? Bu şeyle alakalı. Yani hani inan olsun, inanan başarır mantığında şey var. Yani inanmayanların başaramayacağı ile ilgili bir şey var. Kafka bu örneklerden sadece bir tanesi. Yani öyle azim etmiş, çalışmış filan bir adam değildir. Hatta eserlerini yakmak isteyen bir adamdır. Gördüğün gibi bugün edebiyat dediğin zaman aklına Kafka geliyor. Bu tabii örneklerden bir tanesi sadece. Bu arada 10 dakika içinde kapanacağını söylüyor. Tamamdır. Çok az kalırsa, birkaç saniye kalırsa bana hatırlatın, oldu mu? Freud. Psikolojinin yükselişi için mi koydum acaba? Tam hatırlamıyorum Freud'u niye koyduğumu. Mitoloji. Evet, astronomi böyle şeylerle ilgilenir arkadaşlar. Yani öyle Venüs ters açı yaptı, bu haftan şanssız geçecek falan diye bir şeyle ilgilenmez. Bilimdir yani. Şu fotoğraf tiplerini artık biliyorsunuz. Yani hani şu imajları Hegel'i niye koymuştum? Bu tez, antitez, sentezle ilgili bir şey anlatacaktım ama oraya geçtik artık. Gerek yok, tekrar Hegel'e dönmeyelim. Ha, beden dili. Yani beden dili, beden dilinden de bahsetmiştim. Bu kişisel gelişim zaten işin doğrusu Türkiye'de önce beden dili kitaplarıyla falan başlamıştı. Önce sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, Acar Baltaş yazmıştı. Onun arkasında bu kişisel gelişim kitaplarına iyice meze oldu. Yani işin içine biraz bunu karıştırınca daha iyi gidiyor. Biraz astroloji, biraz bunu karıştırınca filan, biraz da panteizm en iyi gidiyor. Panteizm demişken daha şunu söyleyeyim. Bir uzak doğu dinleriyle ilgili farklı bir moda var. O bize ciddi miktarda sirayet etti. Yani geçenlerde mesela gayet böyle İslami filan bir gözüken, en azından bir sayfada şeyi görmüştüm. Yani karmik enerjiden filan bahsettiğini görmüştüm. Ya karma dediğiniz şey yine bir uzak doğu inancı ama mesela bu taraflara o sızmış. Bu şeylerden sonra oldu artık arkadaşlar. Yani İran etkisiyle özellikle bu Hindistan üzerinden, pardon İran üzerinden Hindistan'dan gelen bilgiler bu İmam Rabbani'lerle filan o tasavvuf geleneğiyle beraber bize de geçti. Şu an sadece biraz aşırı hortladı. Yani bir tasavvuf modasıyla beraber biraz bizde karıştırıldı. Yani o batıdaki New Age hareketleri bizde tasavvufla harman edildi. Tasavvuf da moda. Yani 15-20 yıldır moda. Daha da kısa tarihi belki. Ama bu tasavvufun kendisi değil. Yani dişleri, sivri dişleri törpülenmiş, o böyle keskinliği giderilmiş bir tasavvuf şu an bizde bir böyle bir nasıl diyeyim, evrenle uyum, panteizmin filan içine böyle yedirilmiş garip bir felsefe haline getirilmiş. O tasavvufun kendisi böyle filan değil. Evet, böyle fotoğraflar görüyorsunuz. Ha, bu evet, bu tip kitapları çok fazla görüyorsunuz. Zaten söylemeye gerek yok da. Bunların içinde şeyi ayırabilirsiniz. Bülent Akyürek bunları eleştiren bir adam. Ama hani arasında karışmış gözüküyor. Hele şu aptallar 8 saat uyuru falan, hiç yani hakkında konuşmak istemiyorum. O konuya girmeyeyim hiç. Evet, bunlarda arkadaşlar çakraların bazı anlamları varmış. Yani mesela atıyorum, içindeki sesten, içgüdüden korkuyorsan üçüncü gözün ağrıyormuş. Duygularını açıkça ifade edemiyorsan boğazında bir şeyler hissediyormuşsun filan. Bunların böyle karşılıkları varmış güya, inanırsan. Ha, NLP aslında bizim Türkiye'de SDP olarak biraz genişledi, yayıldı, konuşuldu. Bu yine aslında arkadaşlar bunların çıkışı varoluşçuluk ekolü. Yani egzistansiyalizm, yani insanın her şeyin anlamının insanda bittiği, anlamları insanın verdiği, düşüncesi, felsefesinin içinden fırladı bir takım şeyler. Yani insanın kendi hayatının kararlarını kendi kendine verebileceğinin ötesinde insanın kendi beynini bile kodlayabileceği varsayımı bu NLP ile beraber yaygınlaştı. Bunda bir takım eğitimlerin falan olduğunu söylüyorlar ama hani bu şey değil. Ben teorisine inanmadığım için eğitiminin ne kadar şey olduğunu bilmiyorum. Etkili olduğu konusunda fikrim yok.
Evet, bu da rezonansın gerçek anlamı arkadaşlar. Bu rezonans bir fizik terimidir. Sesle ilgilidir. Işıkla da ilgili bildiğim kadarıyla. Kimyada da kullanılan bir şey. Ama öyle hani evrenle rezonansının tutması falan gibi bir şey yok. Geçen bunu bir yerde gördüm. Duanın rezonansı falan diyor. Dua nedir? Dua metafizik bir şeydir. Nasıl rezonans olabilir? Yani rezonans dediğin şey frekans. Bu fiziğin bir terimi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu terim hırsızlığıdır. Bunu da sık sık görüyorsunuz büyük bir ihtimal. Şöyle bir şeydir arkadaşlar. Yani doğru rezonansı tutturduğunuzda fiziksel objelere zarar verebiliyorsunuz. Tutturmaktan kastım sesle. Yani bir sesle bina yıkmak, bardak çatlatmak filan gibi şeylerden bahsediyorum. Yoksa evrene gönderdiğin enerjiyle rezonansın en ufak bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Evet, bol bol örnekleri var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, psikoloji ekolleri bellidir. Yani bunların hiçbirisi kişisel gelişim ekolü diye bir şey yok. Bunlar, yani psikoloji ekolü böyledir. Hepsinin tamam bir takım yaklaşımları vardır. Varsayımları birbirinden farklıdır ama öyle kişisel gelişimlerin New Age'lere savrulacak kadar uzak değildir. Bunu söyleyebiliyoruz. Evet, bunlar da bizim ülkemizdeki tasavvuf modasından birkaç örnek. Ha, karmada şöyle bir şey. Karmayı örnek vermemdeki sebep şu. Tutup ben niye Uzak Doğu dinlerindeki bir şeyle ilgileniyorum? Bu da karıştı şeye. Bu New Age akımının içine bu da karıştı. Karma şöyle bir şey. Birine kötülük yapıyorsun. O kötülük güya seni buluyor. Yani bu mantıkla şöyle bir şey yapmamız lazım bizim. Birisi sana gelip tokat attığında o adama kızmaman lazım. Çünkü sen hak ettiğin bir şeyi almışsın. Demek ki önceki hayatında zarar vermişsin birine. Onun cezasını görmüşsün. Yani karma bir çeşit şey aslında. Nasıl diyeyim? Öte dünya anlayışını, yani cennet cehennem anlayışını dünyanın içine katan ama metafizik bir ilişki kuran, yani iyiliklerimizin de kötülüklerimizin de bize döndüğü inancı. Bu da şeyin içine katıldı. Bu New Age'in içine. Bir de karmik bağ falan diyorlar. Karmik bağ. Ne demekse artık. Onu da bilmiyorum. Bilen söylesin. Evet, ne beden dili örnekleri. Tasavvuf seti. Evet arkadaşlar, böyle 5'li 6'lı setler var. Almak isteyen olursa. Bu arada Mevlana'nın gerçek resmi falan da bu değil, onu söyleyeyim. Yani Mevlana şişman bir adam değilmiş ama her yerde bu geziyor. Evet, mesela bir daha şey. Ya burada ismi geçen kişiyle bir problemim yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama mesela burada evren yasaları. Ya evren yasaları benim bildiğim fizikle ilgili. Ya pozitif bilimle ilgili. Yani evrenin başka tip yasaları mı varmış? Bilmediğimiz yasaları mı? Bize geri dönen kötülükler ya da ne bileyim işte karma vesaire, az önce bahsettim ya, ya da rezonans, böyle yasaları mı varmış? İşte evren yasaları falan gibi tabirleri görünce ben çok bilmiyorum ne demek istiyorlar acaba diye düşünüyorum. Bunlar çok güzel uydurulmuş pazarlama taktikleri arkadaşlar. Evet, bu sözü ben çok seviyorum. Bu Masumiyet filminin bitişinde yazıyor. Yani bu kişisel gelişim hareketlerinin hepsinde aslında şey var. Kazanma fetişizmi ve başarma fetişizmi. Yani kazanmak zorundaymışız gibi. O bana çok garip geliyor. Yani mesela yenilmenin de estetik bir tarafı var. Kazanamamanın, başarısız olmanın, düşmenin estetik bir tarafı var. Yani Samuel Beckett'in bu sözünü ben çok seviyorum. İlle yenmek zorunda değiliz ya. Belki de daha iyi yenilmemiz gerekiyordur. Bu da 10.000 saatle ilgili bir şey. Bunu da tabii Acar Baltaş yeterince anlattı. Benim tekrar üzerine durmama gerek yok. Neyse arkadaşlar, bu tabii başa döndü. Daha konuşacak bir iki bir şey daha vardı burada ama şey yapalım isterseniz. Süresi doluyor. Bir kapatıp açalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Az evvel ki jet hızındaki özetimden bir şeyler anlayan oldu mu acaba? Biraz fazla mı hızlı oldu? Ben geldikten sonra da hızlı bir giriş yaptınız. Yani daha doğrusu hızlı bir giriş yapmıştınız. Ben geldiğimde böyle hızlı hızlı anlatıyordunuz. Çok fazla yakalayabildiğimi söyleyeyim. Hadi ya, bir iki bir şey yakalanmadım ya. Fazla mı hızlıydı? Yok, bir iki bir şey yakaladım tabii de. Ama yani o kadar da hakim olamadım aslında. Öyle mi? Anladım vallahi, çok oldu. Ha, tamam, peki, teşekkür ediyorum. Tabii, peşinden bir yolda olduğunuz için. Yok ya, ben sonra ben sizinle konuşamadım. Konuşmalar şimdi.
Sorular bitti mi bu arada? Emre, anlatacakların bitti mi? Yani aslında o tabii bitmez de en azından şey sunum kısmı bitti. Evet, daha konuşuruz üzerinde. Ben şöyle hızlı hızlı en azından ana başlıkları koyayım geçeyim diye biraz böyle telaşla anlattım. Hani bu başlıkları bir koyalım sonra yine zaten açılımlarız diye düşündüm. Evet, bir de birkaç el kaldıran vardı galiba. Onlar yok mu oldu, ne yaptı şu an pek göremiyorum. Yeniden başlattık ya belki. Tamamdır, harika. Evet, ilk sözü kim almak ister arkadaşlar? Evet, sunumlara başlayalım. Kaldırıyorlar. Arzu'nun kaldırıyor musunuz? Eliniz bu, ben sigara. Pardon. Görüyor muyum? Neyse, olsun. Sen yine konuş Arzu ya. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben sizin sorusunu aşağı yukarı sona doğru konuşacağım. Sona doğru, tamam peki. Ya bu şey... Evet, sorular varsa alalım. Bu biraz hani aramıza da kişisel gelişimci birileri katılsın istedim aslında ama bilmiyorum var mı? Yani yaşam koçu mesela şöyle falan olsa fena olmazdı. Dermişizin kulağını geçirecek buraya değil mi? Aynen öyle, ben de tam onun için yapalım. Güzel konuşurlar. Aa, öyle mi? Tamam, çağırın gelsin. Hazır sunum da bitti. Hem duymamış olur. Daha iyi ben. Ben başımdan çağırsak iyice bilinirdi. Ya ben yani şey yapıyorum. Yani şey yapmıyorsa ben diyecek oluyor. Buyurunuz efendim. Konuşurum öyle mi? Buyurunuz. Yani ya biri konuşsa da ben biraz pro içeceğim çünkü. Tamam, ben o zaman kendi aklımdakileri söyleyeyim de. Şimdi şöyle bir şey. Bu söylediklerin hepsine katılmakla birlikte. Aynı şekilde düşünmekle birlikte, ama biz bunları bu şekilde düşünürsek bütün dinleri de aynı şekilde düşünmek durumundayız. Çünkü nedir? Önünüze bir havuç atılmıştır. Sürekli cennet kovalarsınız. Bu dünyada şöyle yapmalısın, bunu yapmalısın, şöyle olmalısın. İşte iyi insan olursan başına şu gelir, kötü insan olursan bu gelir. Allah çarpar cehennem falan derken sonuç itibariyle bu uzak doğu dinlerinin üzerine aynen diğer dinleri de imkan edebiliriz. Yani okuduğum hiçbir etkisi yok bana. Hepsi bana, benim nazarımda tamamı aynı. Ha, panteizm, panteistlerin de kendilerine göre inançları var. Ben zaman zaman agnostik, zaman zaman panteist, zaman zaman ateist takılabiliyorum. O da benim günlük ruh halime göre bir şey ama şimdi nihayetinde ben yine buradan Jung'a girerim ve Jung'un eş zamanlılık teorisi, işte kuantum dolanıklığı vesaire gibi şeyleri göz önünde bulundurduğum durumda evrenin çok da bomboş olmadığını, atom parçacığı denen şeyin gözlemle bile yön değiştirebildiğini bildiğimizi biliyoruz, öyle değil mi? Yani şimdi bu kadar her şeyi de yok sayamıyoruz ama hiçbir benim nazarımda ispatlanır olmadığına göre, yani iyi ol, iyilik gelsin, kötü ol, kötülük gelir. Ben çok kötü insanlar gördüm, başlarına hiç kötü bir şey falan gelmiyor. Yani gayet güzel de hayatlarını idame ettiriyorlar. Bakma sen ona, mutlaka bir yerden de Allah ona çarpmıştır gibi şeyler söyleniyor. Öyle de oluyor. Yani sonuç itibariyle karma dediğimiz şey, karmaya kim tutabilirsiniz ama dinlerde bu şekilde uygular. Çok da değişik bir şey yok aslında elde. Sürekli bir havuç var. Sonuç itibariyle o gösterdiğin karikatür, gariban adamın sırtındaki şişman kilo zekliğin amca, bunu da dinlere ben aynı şekilde mal ederim. Gerçek inanan garibandır. İnsanlara derler ki bakın siz şöyle olun, şöyle yapın, böyle iyi olun. Fakat nedense bir takım amcalar sürekli para kazanırlar. Cepleri dolar, şişer, göbekleri büyür. Onlar her türlü acayip şeyi yapıyordur. Ama sorarsan hepsi de çok dindardır. Hep garibanın üzerinden yürüyen,
ha sen buna uzak doğu dili de, ha pagan dili de, ha bilmem ne de, hepsi aynı bana göre. Şey, bir paranız açabilir miyim? Şöyle bir şey var. Hani şimdi ben özellikle çok böyle, nasıl diyeyim, riskli alanlarda çok fazla dolaşmak istemedim. Yanlış anlaşılan kısımlar olduysa tabii ki onu düzelteyim. Bazı şeyleri biz yine özelde konuşuruz da, hani bu yayınlanacak olan kısımla ilgili... Ne söylüyorsun? Tamam. Şöyle. Yok, ben eleştirdiğim kısım şeydi aslında, hani birisi karmaya inanabilir, bununla bir problemim yok. Onun bilimin bir parçası ve böyle ispatlı, kesin, net bir şeymiş gibi ortada gezinmesi ve böyle bir nevi itelenmesi. Yani böyle nasıl diyeyim, böyle gibi olması yani. Anlatabildim mi? Yoksa birisi inanıyorsa inansın canım, onunla ilgili problemim yok. Tabii kimine inanırsa inanın, zaten o kimseye kalmış bir şey değildir. Kimsenin öyle bir konuda ahkam kesme hakkı yok. Ama sonuç itibariyle bunun hiçbir bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Ben onu söylüyorum. Yani siz bunu 12 yıldızdan tutun, 12 burçtan tutun, Yunan tanrısına gelin, öbür bilmem nereye gidin, hiçbirinin bilimsel olarak zaten bir açıklaması yok. Ha, insanların inanma ihtiyacı var. İnanma ihtiyacı olan insanı siz kuyruğundan yakaladığınız zaman onunla kitap yazar satarsınız. İşte ona taş satarsınız. Bu sana iyi gelecekler satarsınız. İşte bu su iyidir der satarsınız. Satarsınız yani, bunların hepsi aslında zaten ticari yerlere çıkıyor sonuçta. Ne yaparsanız yapın, birilerinin bu işten para kazandığını görüyorsunuz. Hepsinde yani, hangisi diğerinden daha farklıdır? Bana göre farklılık yoktur. Ha, bir de şeye geleceğim. Bu yaşam koçluğu, işte NLP bilmem ne falan derken şeye de çok takılıyordu Belirhan. Şematerapi. Yani şimdi psikolojide de bir takım şeyler üretiliyor ve bunu da gene işin tüccarları kullanıyor. Yani okumuş adamın da tüccarı alıyor, onu oradan oraya çekiştiriyor, bunu buradan buraya çekiştiriyor. Kana göre, nazına göre şerbet vermek dedikleri, ya gel bak işte şu da güzel, bu da güzel. Jung'un da en ruhani tarafını alıp onu pazarlıyorlar. Ya şematerapi aslında hani o kadar da şarlatanlık mıdır bilmiyorum. Belirhan Hoca öyle mi diyor? Şarlatanlık demedim. Şarlatanlık demedim. Hoca kesinlikle kabul etmiyor zaten. Ben şarlatanlık demedim ama sonuç itibariyle bu da bir pazarlama tekniği. Hoca şey mi? Bilişsel terapiye hepten mi karşı çıkıyor? Yoksa? O hepten karşı çıkıyor. Hepten. Bilişsel terapiye hepten karşı çıkıyor. O konuda çok net emin değilim ama şematerapiden çok rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Allah Allah. Aslında bir de onu çağırdığımızda bir soralım. Niye rahatsız? Aynen. Onun kendisine sormak daha iyi. Yani ben onun yerine burada ahkam kestiğim ama... Ya onu ben şeyi okumuştum. Psikonet yayınlarının, hatta YouTube kanalı falan da var. Ben iyi hissetmek okumuştum. Bayağı da keyifli bir kitaptı. Bilmiyorum yani. Ya işte... o günkü ruh halini okursun iyidir, bugünkü ruh halini okursan sevmezsin, o da şey, ama sonuç itibariyle benim dediğim gibi yani ortada bir bu Amerikan sisteminin pazarlama teknikleri söz konusu olduğunda herkese her şeyi satıyorsunuz. Kimin neresinden yakalarsınız ama ruhani şeyleri pazarlamak çok daha kolay çünkü insanların inanma ihtiyacı var. Hele de hayatta bir takım konularda başarısız olduğunu düşünen ya da hisseden insanların birçok şeyi satın aldığını biliyoruz. Bu kişisel gelişim kitabından tutun da, işte şifalı diye satılan kitaplardan tutun da, ya kız şifalı dedi, bir deli baskın yaptı. Öyle şey yaptı. Sattı, ben salak gibi oturdum, işte yok, mitoloji içeriği var, işte kitabında bilmem ne işte. Aldın mı? Pazarlıyor. Ben alırmıyım öyle şeyi. Ha iyi, aman tamam. Yanlış anladım. Hayır canım, benim böyle şeylerde hiç bezim yok. Benim böyle taraflarda hiç bezim yok. Ben sevmem zaten böyle ruhani bilmem ne şeyleri. İnandığım bir şeydi çünkü bana kimse ispatlayamıyor. Ben hayatım boyunca bu ülkede cin hikayeleri duydum. Hep söylüyorum, tamam gören var mı diyorum ya, gören söylesin. Yok bizim bir tanı... Ya niye birinin bir tanıdığı, niye hiç görenine ben denk gelemedim? Çok kazıyorum bu konuyu üstelik ya.
Yani ne inanırsan onu satıyorlar sana. Benim diyeceğim bu. O konu tabi uzun da, bu metafizik varlıkla ilgili bir konuda şey yapabiliriz ama kaç kişi katılır bilmiyorum. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Hayır. Kuantum dolanıklığına da inanıyorum mesela. Ya, kuantum dolanıklığına bir o, şey ona, ona inanılmaz ki. O bilinir. Yani, yani sonuçta bu bilinen bir şey. Zaten Jung'un eş zamanlık teorisi de buna çok benzer bir şeydi. Aslında Jung şey yani Freud'a göre hani tırnak içinde mi diyeyim böyle açık ara daha metafizik bir adam, daha mistik bir adam. Aralarındaki en büyük tartışmalar da bundan kaynaklanıyor. Yani Jung böyle ciddi ciddi böyle telepatiyle ilgili falan konuşurken Freud bayağı gıcık olurmuş. O ayrılmaları da onu hatta oğlum falan diye hitap ederken sonra artık araları şey oluyor. Evet ama işte bu eş zamanlılık teorisi gayet de birçok insanın başına gelen bir şey yani. Yok şey değil ya. Aynı kuantum dolanıklığıyla da bugün onu anlatabiliyoruz nedenini. Yok canım şey o kadar ben pozitifist bir duruşta falan değilim ya. Ben Jung'u şey yapıyorum. Seviyorum ya. Freud'a göre daha çok mesela tercih ederim bir sürü açıdan. Bu kolektif bilinçaltı vesaire. O fikirleri çok şeydir. Arketipler. Yani çok bilmiyorum. Benim için yani. Değerlidir. Çok değerli bir bakış açısı bence bilmiyorum. Ya daha önce kimse düşünmemiş diye de hatta şaşırdım niye acaba diye böyle bir bakmıştım ya. Daha önce kimse söylememiş. Jung mu söylemiş? Jung'un sembolleri de mesela çok enteresan. Yani onlar da çok güzel. Yani Jung zaten başlı başına adam başka bir adam kop gelmiş. Ama sanırım Freud biraz pişman oluyor hayatının son devresinde. Keşke biraz bakaydım falan gibi bir şeyleri var. Yalan mı bilmiyorum öyle bir şey diyorlar. Freud fazla katı. Şey bilir misin? William Hansen diye bir adam bir kitap yazıyor 1800'lü yıllarda. Bu Gradiva, yürüyen kadın. Freud bu kitaba denk geliyor bir şekilde ve inanılmaz derecede hoşuna gidiyor adamın yazdığı. Ve o zaman diyor ki, yazarlar diyor bizden evvel bilinç dışını keşfettiler. Ha tabii canım o Dostoyevski için falan da söylüyordu kesinlikle evet evet. Ve bu William Hansen'le adama defalarca kez mektup yazıyor Freud. Görüşmek istiyor. Adam hiçbir şekilde cevap vermiyor Freud'a. Freud'un tabii daha yumuşamaya başlamış olduğu dönemler falan. Fakat bütün hayatını Freud o kadar sert bir insanlar geçirmiş ki zaten ünü o yönde olduğunda böyle bir algı da var kendisine karşı. Ama onu o manevra yapamazdı. Yani fikren değişmiş olsa bile onu yapamazdı. Herhalde. Onun asıl getirmeye çalıştığı bilinçaltını vurgulamaktı. Yaptı ve gitti. Yani. Ya bir de dönemsel olarak düşünmek lazım. Yani. Tabii canım yani. O ya bir şeyleri iyi abarttı. Şimdi bilinçaltına benzeyen bir şeyler söyleniyordu, yapılıyordu, konuşuluyordu ama o onu iyi abarttı ve iyi göze soktu bence. Yaptığı şey iyi göze sokmaktı. O benim fikrim tabii. Sorusu olan yoksa ben sorayım mı soru? Buyurunuz. Evet, Evre iki tane sorum var aslında. Birincisini sorayım. Bu arayış, yani bu kişisel gelişim olsun, çakra olsun, arayışlar, insanların bu arayışı yönelişi, insanların zayıflıklarından mı kaynaklanıyor yoksa zaaflarından mı kaynaklanıyor sadece? Ya bu şöyle bir şey aslında sanırım yani hani nasıl diyeyim bir şeyler yapmak istiyor bir sınıf hedefi var mahalledeki arabaları kıskanıyor ama onu nasıl alacağını bilmiyor bununla ilgili bir rehbere ihtiyacı var o rehber ona dil öğren işte ne bileyim dişlerini fırçala işte sıkı çalış filan gerekirse hile yap işte makyavelist davran filan gibi şeyler söylüyor. Biraz böyle bir şey sanırım. Ya o zaaf mıdır, zayıflık mıdır bilmiyorum ama hepimizin böyle kapitalist zaafları bazen hortluyor. Çünkü ya senin bindiğin arabanın ikide bir aküsü bitiyor, sanayiden çıkamıyorsun filan ama öteki adam lüks arabaya biniyor. Böyle bir şey, kapitalizm böyle bir şey. Onun için onun yerinde olmak istiyorsun. Yani sınıf atlama ihtiyacı içindesin. Buna tabii iki tane bariz çözüm var. Yani Amerika'nın bulduğu çözüm o kişisel gelişim akımlarında hırsla çalışmak, gözünün bir şey görmemesi, sıkı rekabet. Doğu'nun bulduğu çözüm ya da Marx'ın bulduğu çözüm diyelim, Doğu demeyelim. O da sınıf farkını ortadan kaldırmak. Yani sınıfsız toplum yaratmak. Sınıfsız toplum yarattığın zaman kişisel gelişime gerek kalmıyor aslında. Çünkü her şey kolektivizmin içinde eriyor.
Ya yani bireyi yok ettiğin zaman sadece kolektivizm kalmış oluyor. Aslında bir bakıma ikisi de çözüm. Ya da başka çözüm, benim bulduğum çözüm ya da tabi olduğum çözüm, Stoa felsefesi. Stoa felsefesinde de isteklerinden kurtuluyorsun. Elinden geldiği kadar en azından. Ya, tamam, bundan değilsin. Hemen araya bir parantez açmak istiyorum. Amerika'nın bu konuda ilk bulduğu çözüm neydi? Yani bizim en azından takip ettiğimiz, bildiğimiz secret. O son, ama son bulduğu çözümdü. Ama yok, yani hani bu sonun başlangıcı diyeyim. Yani bu işin en başında ne vardı? Secret, secret. Herkes aldı secret kitabını. Herkese sattılar secret kitabını. Çünkü böylece sınıf atlayacaktım. Böylece evrenden para isteyecektim ve gelecektim. Hem de yatağken. Ya aslında Secret'ten önce başka bir şey söyleyeyim mi? Secret bir pazarlama harikasıdır, onu söyleyeyim. Gerçekten bunu kim yaptıysa... Çünkü şöyle, Secret'ten önce zaten şu vardı mesela, Yaratıcı İmgeleme diye bir kitap vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2003 yılında falan okuyorduk, bakıyorduk. Biz arkadaşlar da yapmaya çalışıyordu. Hayal ediyorsun, oluyor filan. Secret bunu bir, bakın, kullanılan fontlara bakın Secret'ta. Kutsal kitap görünümü verdiler. Kullanılan kağıt en kaliteli kuşa kağıt. Kitap ağır, taşıyamıyorsun. Yani onlara psikolojik etki aslında. İçinde bir sürü adamın sözünü falan koymuşlar. Bunlar böyle doktorlar falan, nereden buldularsa bilmiyorum. Koymuşlar bir şekilde. Ve arkası geldi bir de. Yani Secret'la kalmadı ki. Filmi yapıldı. Bir de kuantumla ilgili birkaç belgesel yapıldı. Yarı böyle Secret'a gönderme yapan. Film nasıl biliyor musun? Kuantumla başlıyor. En sonu şeyle bitiyor. New Age diniyle bitiyor. Yani yutturma dediğim o aslında. Yoksa isteyen istediğine inansın, bununla ilgili sorunum yok. Yani böyle birimin içine çaktırmadan sokulması bana garip geliyor. Ve Secret'tan sonra Secret'la ilgili Secret hikayeleri mi ne, bir şey daha çıktı. Bir de onun Türk birkaç versiyonu var, çakma. Onlar çıktı. Yani arkasından 5-6 kitap daha çıktı bununla ilgili. Ne diyeyim yani, bir yandan takdir ediyorum aslında. Hani pazarlama harikasıdır. İşte tabii ki yani bunun öbür türlü kadınlar kocalarına bu nasıl açıklayacaklar diye. Ama bak, bilim var bunda. Bilim. Yani böyle bir olay dönüyor mu? Yani kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey var işte. Az bilen adama da bunu bu şekilde anlatıyorsun. Bak, videosunu bile çekmişler. Bak, bilim var burada diyorsun. Ya, alakası yok aslında yani. Ya yok, bizde şey, bilim maalesef hep böyle bir lastik eldivenle tutuluyor, emanet. Yani hani üç açılı diş fırçası da bilim bizde. O garip ya. Bilim bizde çok garip bir şey ya. Hani tam böyle bir oturtamıyoruz ya. Böyle bir uymuyor yani o bizim genetiğimize. O bize yabancı bir şey yani. Hazer, ne diyorsun yaşam koşulları hakkında? Bir şey demedim. Öyle konuşun diye bekliyorum aslında. Hani biraz daha böyle onları gömersiniz, ondan sonra ben gelirim. Biz niye gömelim yani? Allah aşkına. Gömmek için mi geldin? Evet, ben gömmek için geldim. Tamam, göm sen. Ben gömmedim ki. Tamam, gömülecek işlere kadar girmişken çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım, kendisi Galatasaray Üniversitesi reklam iletişim mezunu. Üstüne Sorbonne'da master yaptı. Onun üzerine de moda tasarım okudu. Bayağı oldukça zekiydi. En sonunda gitmiş yaşam koçluğu tartışmasını almış. Şimdi ama bu kız geri zekalı kız değil, eğitimsiz bir insan da değil. Yani bir sürü diploma üzerine diploma koyan bir insan. Nihayetinde bunu da iş hayatında kullanıyor. Çünkü kendisi reklam bir iletişimci. Onu da onunla birlikte kullanıyor. Bilmiyorum, ona psikolojik olarak geçtirmiyor. Yani onun kullandığı yöntem psikoloji değil. Şey yapıyorlar galiba, firmalara eğitim desteği veriyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru, nedir, ne değildir. Ama yaşam koçluğu sertifikasını kimden aldı? Mesela aşkım kapışmaktan falan aldıysa saygın tabii yani. Kimden aldığın da önemli. Bilmiyorum. Saygın yerler var. Yaşam koçluğu sertifikasını psikoloji biliminin mezunu bir insan veremez yani, vermez yani. Psikoloji ya sertifika bir A4 basmaya bakar ya. Bende printer var, basayım sana yani. Ne sertifikası istiyorsan yazıp basayım. Aynen. Yani. Onda bir şey yok ki. Şey mesela, benim bir hocam, lisede matematik öğretmenim, bilmiyorum klinikten şey yapmış sanırım, yüksek lisans yapmış, parayla tabii ki de, apartman üniversitelerinden bir tanesi İstanbul'da. Şimdi Kayseri'de şey, danışmanlık veriyormuş yani. Onu duydum, ben çok korktum, ben kaldım öyle. Hani bilmiyorum, 4 yıl okuduğumuz hep boşa yani hani.
bilmiyorum o kadar sen eğitim alıyorsun, stajını görüyorsun, alanla ilgili tüm teorik uygulamayı çok göremiyoruz gerçekten. Hani, teorik bilgiyi alıyorsun, öğreniyorsun, o da yeterli değil tabii ki maalesef ülkede ama yani mesela çok şey gördüm, işletme mezunu yüksek lisans yapıyor klinikten. Parayla 100 bin lira, 80 bin lira neyse klinik psikolog olarak çıkıyor. O da meslek yasasının olmamasından kaynaklı aslında. Sosyal medya, Instagram'da paylaşmıştım. Psikoloji sayfası. Laboratuvarda kullanılan psikoloji bilimini sosyal medyada özgü söz bilimine çevirdiler diye. Ne bilimi? Özgü sözleri falan. Özgü söz bilimi. Özgü söz bilimi mi? Ha, öyle bir şey, yani kadıya paylaşıyorlar ya Freud şunu dedi, bir de Freud'un söylediği bir laf değil mesela. Öyle saçma sapan işler yani. Ya bu arada sizler değil miydiniz bunu en son lise mezunu kişisel gelişim kitabı? Ya o konuyu kişisel... açma, gözün seveyim. Ya bir dakika, kişisel gelişim kitabı. Facebook kelime cümle edilen kişisel gelişim kitabı yazıyor bu insan. Evet. Benim bunu eleştirmemem bir gerekiyor şimdi. Kimse kusura bakmasın. Tabii canım eleştiriyoruz işte onu. Elitistim. Bu konuda gayet elitistim yani. Yok oradaki konu başkaydı ama onu bence açmayalım hiç. O çok uzuyor. Yok hayır bu başka bir sefer. Efendim o izdivaç, izdivaç konusuydu o izdivaç. Seçili evlenmek. Evet herkesin dilinde şöyle bir şey var. Tahsil cehaletsizler eşeklik baki kalır. Ben de diyorum ki eşek olacaksa var tahsilde eşek olsun. Ya en azından çok net söylüyorum bunu. Bu cehalet üzerine, cehaleti övmek üzerine yapılan her türlü söylem bu ülkenin geriye bir adım daha gitmesidir. Kesinlikle bu net söylüyorum. Aynı noktadayım yani. Kapattım çenemi. Bir soruda cehaletten bahsetmedi ama. Ben cehaletten bahsettim. Evet, benim, siz cehaletten lastik gibi çekiştirdiler. Ben gayet cehaletten bahsediyordum. Evet, ama insanlar kullandılar. Neyse tamam. Peki. Evet. Hala anlaşılmaması. Gerçekten kulun hala anlaşılmamış. Evet. Bir kase veya kıtanım efendim. Çok özür dilerim. O konuya girmeyelim arkadaşlar. Zaten uzun uzun konuştuk. Evet. Hatta o konuşma 4 saat sürmüştü. Yani o bayağı bir analiz ettik. Tamam hani orada duruyor kayıtlar. Arada bakalım filan. O şey yapalım. Onu geride bırakalım. Şimdi Emre Hoca YouTube'a yüklerken bile sıkıntı çekmiş o videoyu. Sıkıntı mı çekmişim? Sansürlemiş miyim? Ne yapmışım? Yok hayır. 4 saat ben anladım. O evet ya şey oluyor. Sabaha kadar filan yükleniyor. Hemen yüklenmiyor. Evet. Şey yapacağım arkadaşlar, bunu hep izin verdiğinizi varsayıyorum. Yeni gelen arkadaşlara da söylüyorum. Haberiniz olsun. Bunlar YouTube'a yükleniyor. Böyle görünüyorsunuz yani. Bilgilendirmiş olayım bu konuda. Evet, bir sorun daha var. Evet. Reenkarnasyon hakkında ne düşünüyorsun? Reenkarnasyon mu? Reenkarnasyon. Ya o da bir hani şey ama... Bu bir inanç ve ben inanmıyorum. Bu kişisel bir soru. Hani bir başkası inanabilir. Bir şey diyemeyeceğim ya. Yani. Onun için... Bununla ilgili çok fazla hikaye duyuyoruz. Ben inanmıyorum da. Bu uzak doğu dinleri konusu açıldığı için mi onu şey yaptın? Evet. Ya ben onu şey gibi düşünürüm. Yani dünyada insan sayısı devamlı arttığına göre orada bir sanki paradoks var gibi. Gerçi tavşan ölüp insan doğma şansımız falan da oluyormuş değil mi? Bilmiyorum ya, inanmıyorum. Onun için bir şey diyemeyeceğim. İnanan birisi varsa konuşabilir tabii. Burcu hoş geldin. Ekranını yeni mi açtın? Yeni mi geldin yoksa? Hoş bulduk. Evet, dışarıdaydım. Yeni geldim. O yüzden ekranımı yeni açtım. Kaçırdın mı baştaki sunumu? Baştaki sunumu kaçırdım. Neyse ki dışarıdaydım. Tamam hadi bakalım. İkinci kitap hazırlığı nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Tamam. Emre, alttan bir soru kaydı ama telefonuna baktığım için göremiyorum. Aa öyle mi? Ha. Ferdi Erdem mi sormuş? Ha o konu evet, Ferdi Erdem. O konu evet işte şey yaptık. Diğer eski konuşmamızda kalmış dediğim konu oydu. Oradan bakabilirsiniz efendim. Orada uzun uzun bu konuyu şey yapmıştık, irdelemiştik. O zaman ben araya girmek istiyorum. Az önce hanımefendi sorduğu bir soru vardı.
işte zaaftan mı bu insanlar buna yöneliyorlar yoksa zayıflıktan mı diye işin işte ticari olarak veya para olarak kazanmış bölümünü söyledin ama ben açıkçası duygusal boyutuyla alakalı da ne düşündüğünü merak ediyorum. Duygusal boyutuyla ilgili mi merak ediyorsun? Tam soruyu anlayamadım. Hani sen sorduktan sonra işte daha iyi bir arabaya binme arzusu, daha iyi para kazanma arzusuyla ilgili konuştum ya. Hani bununla ilgili olarak insanlar bunu yapıyor dedi. İşin duygusal yani insanın duygusal olarak, duygu olarak buna inanması ve bunu istemesi durumuyla alakalı ne düşünüyorsun? Bu sence zayıflık mı yoksa zaaf mı? Ha o şöyle bir şey aslında bence. Yani insan aslında şöyle kulağa çok hoş gelen tarafı da var. Kişisel gelişim. O kadar tatlı geliyor ki kulağa. Yani insan böyle sevesi geliyor. Makas atası alası falan geliyor. Hakikaten kişisel olarak gelişelim. Ne güzel yani değil mi? Hani hep beraber kişisel gelişelim falan ama o içini neyle doldurduğumuz kısmı çok başka. Benim orada kastettiğim şey oydu aslında. Yoksa işte daha lüks arabaya binme bir yönü o bence şeyle alakalı. Özellikle bu bizim gibi bu hani sınıfsız toplum özlemi içindeki göçebe topluluklarda. Biz hep sınıfsızdık. Orta Asya'dan beri öyle. Daha yakın bir tarihte yerleşik hayata geçtik. Yerleşik toplumlara baktığın zaman onlar da mesela böyle sınıf farkını daha iyi içlerine sindirebiliyorlar. Ya biri zengin, biri fakir bunu çok fazla kafaya takmıyor. Ama bizim gibi sınıfsız topluluklarda her zaman yani yüzlerce yıl boyunca sınıfsız at üstünde koşmuşsun. Herkes bir, herkes aynı şeyi yiyor, aynı yerde yatıyor kalkıyor. Onun için biz birdenbire bir zengin fakir farkları başlayınca biz bunu kaldıramamaya başlamışız. O yüzden hani haset dediğimiz hastalığın kolektif kültürlerde fazla olmasının sebebi de biraz bu. Yani bizden daha rahat durumda olanla ilgili bir problemimiz var. Ha, düşeni de kaldırıyoruz ama çok çıkanı da aşağı çekiyoruz. Yani bir ortada vasatta buluşma eğilimimiz var. Bu yerleşik kültürlere bakıyorsun. Mesela işte İran ya da Avrupa çok göçebe olmayan topluluklarda filan. Bunlar biraz daha böyle içi sindirilmiş şeyler. Çok öyle onunla ilgili psikolojik problemler çok fazla yaşanmıyor. Benim fikrim tabii. Onun için bu hani haset eğilimimizle o kapitalizm ruhu bizde çok fena bir şekilde birleşti. Belki bizde kişisel gelişimin bu kadar çok tutmasının sebebi de o olabilir. Yani hızlıca zengin olmak. O imrendiğimiz hayata hızlıca kavuşmak. Duygu bu olabilir. Bu olabilir. Ben açıkçası şunu da merak ediyorum. Şimdi kişisel, yani hikaye içine yedirilen kişisel gelişim okurum, sen biliyorsun. Şimdi bu sadece para kazanma arzusuyla mı alakalı, insanın kendini inşa etme arzusuyla mı alakalı? Genelde nereden başlarsak başlayalım, genelde cümleler şu an şeye çıkıyor. İşte paraya, haset diye vesaire. Yani daha çok para üzerine konuşuyorum. Yani insanların paraya olan arzusu, paraya ulaşmak istemesi üzerine konuşuyorsak fakat ben yani kişisel gelişim sadece bunu söylüyor. 10 adımda 10 bin adım. 10 bin adım sonra zengin olacaksın. 10 bin adım sonra istediğin arabaya bineceksin. Sadece bu kadar sağ, bu kadar kısa, küçük bir yere sıkıştırabilir miyiz acaba? Ha yok tabii ki değil. Şimdi şöyle biz doğru o konuda haklısın. Biz mesela bir negatif kişisel gelişimle ilgili bir şeyler konuştuk. Bir de bunun pozitif tarafı var şüphesiz. Hani başta söyledim ya. Evet kişisel olarak gelişelim. Kitap okuyalım. Her gün biraz daha ileri gidelim. Bir şeyler öğrenelim. Dünyayı gezelim. Sanatla ilgilenelim vesaire. Bu yönüyle yani senin kastettiğin bu hani şu Maslow'un piramidi var ya ihtiyaç hiyerarşisi saygınlık kazanma vesaire derken kendini gerçekleştirme ilgili hepimiz bir dikey yükselme eğilimi içindeyiz zaten. Ha, bu yönüyle o kadar da böyle kakacısı tarafı yok bir yönüyle. Ama biz biraz o negatif tarafından hep bahsettik. Evet yani insanın kişisel olarak gelişmek istemesiyle ilgili ne gibi bir problemi olabilir? Ama bunu öğreneceği kaynaklar o işte NLP'ci, eğitimci diye gezenler mi yoksa daha başka kaynaklar mı? Sen mesela dedin ya... Ne okuduğunu bak. Hani, yani kişisel gelişim adı altında milyarlarca şey var ama bir geçip rollomayı okuyorsanız lütfen okuyun. Ya bir daha şey dedi mesela Arzu, hikayelerin içine yedirilmiş kişisel gelişim. Evet o başka bambaşka bir şey aslında. O hani şey gibi oluyor, biraz bu zaten hayatın içinde netice itibariyle değişim olduğuna göre gelişim de kaçınılmaz olmuş oluyor. Onu okumuş oluyoruz, bununla ilgili bir negatif bir şey söyleyecek taraf tabii ki yok. Ama zaten en uç romanda bile insanı kişisel olarak geliştirecek bir şey mutlaka vardır.
O değil bizim bahsettiğimiz. Yani. Ya da gelişen birilerinin hikayesi vardır bir şekilde. Şöyle yani bir şekilde bir hayattan kesitler vardır. Ve o kesitlerden siz bir şey öğrenirsiniz. Ne kursanız o gün öğrenirsiniz. Ha sizin bunu tabii ne taraftan aldınız. Yani şöyle bir insan bir şey okuyorsa herkes aynı şeyi anlamıyor. Sizin ne anladığınızla da alakalı bu da bir şey. Ama dediğim gibi yani atıyorum varoluşçu psikoloji bir rollamayı okuyorsanız harika ne güzel okuyorsunuz. Ama geçip de her ben kişisel gelişim kitabı yazdım diye okuyorsanız kafanızda bir süre sonra Allah kullanıp olacak zaten. Ne inanacağınızı şaşıracaksınız. Mehri Çakır, sorunuzu sesli olarak sormanız mümkün olursa iyi olur aslında. Yazılı olarak sormuşsunuz. O fena bir soruya benzemiyor. Üzerinde konuşabiliriz efendim. Ben de söz alabilir miyim? Buyurunuz efendim. Şimdi ben öncelikle bu kadar manzara atmasını ne büyük nedenim insanları yalnızlaştığını düşünüyorum. İnsanlar yalnızlaştı. Yani bazen baktığınızda gelenekçiliği kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ama gerçekten aslında bu gelenekler insanları hayata da bağlayan unsurlardı. Yani beraber işte cenaze törenlerinde ağlamalar, işte kızın öğrenirken ki yakılan arıtlar. Hani ben insanları gerçekten yalnızlaştığından dolayı düşünüyorum. Şimdi bir şey yapmaya istemiş bir merak ettim bu konuda. Ya mesela orada yani, kastettiğin şey şu aslında mesela toplumsal gelişim teknikleri diye bir şey duydun mu? Niye kişisel gelişim var, toplumsal gelişim var? Hadi hep beraber gelişelim evet, diye bir şey. Evet, aynen. Yok, yani hani 80 milyon olarak gelişelim dediğin evet, zaman burada, ama burada şöyle bir şey var mesela öyle bir teknik varsa bile yine o şeyi görev dağılımını 80 milyona bölüp yine sen kendi üzerine düşeni yapacağın için netice itibariyle yine sende bitiyor olay. Ama şöyle mesela kolektif kültürlerde öyle bir şey var. Kolektif kültürlerde sen bir uzuvsun. Yani büyük bir şeyin bir uzuvsun. Kolusun mesela. Onun için kol sadece kolluk görevini yapar. Ayaklık görevini yapamaz. Ama bireysel kültürlerde sen tek başına bir canlı, bir tek başına bir organizmasın. O yüzden iki gelişim türü arasında fark var. Yani sen kendini topluluk için feda edemezsin. Ama mesela Çin'de, Japonya'da böyle kolektif kültürlere baktığın zaman topluluk ama için kendi feda ediyorsun. Işte oralarda kişisel gelişim diye bir şey yok. Evet. Biz buna hazır bir millet değildik bence. Bu kadar yalnızlaşmaya. Yani yalnız kalmaya hazır bizim için değil. Mesela bu yok aslında. Biz bunu çok böyle biraz içimize sindirmeye çalışıyoruz. Aslında o içimize sindirmek de bizim hayata daha farklı yönlere kaynağın izin neden oluyor. İşte ben böyle düşünüyorum yani. Biz buna hazır değildik, hazır olmadığımız bir zamanda bize geldik. Gelince de bulduk, hocalayınca da işte o vakitkanlar zaten göz ötü konuştuklarımız. Evet, onunla ilgili şey, Meher Hanım size söz vereceğim, bir şey ekleyeyim. Bu hani yalnızlaşmayla ilgili şunu söyleyeyim. Onun İlber Hoca onunla ilgili şey söylemişti. Ya yani biz mesela Avrupa'dan yalnızlaşmayı aldık ama Avrupa'nın gelir kısmını alamadık. O yüzden orada mesela hani ben yalnız yaşayacağım deyip ayrı eve gidip takılıyorsun kafana göre ama burada yalnız yaşayacağım diyorsun ama gidemiyorsun. Anlatabildim mi? Böyle bir paradoks var. Hani biz sadece o yalnızlaşma kısmını evet, almamızla alakalı. Bizim kalabalık evlerde yaşamamızın sebebi biraz bizim gelir dağılımımızla da alakalı. Yani hani ekonomik durumla o bireyleşmemiz arasında bir paradoks var. Bizim aslında yaşadığımız kriz toplumsal olarak bence biraz da bu. Buyurunuz efendim. Ya yalnızlığın zaten iki türlü anlamı var. İnsanın kendisiyle yalnız kalması, zaman geçirmesi, kendini sevmesi, kendisiyle etkinlik yapması zaten bu olan bir şey. Yani bu olması gereken bir şey yani. Bu psikolojik artı şeyi var insanoğlu. Diğer türlü o kalabalıklar arasındaki yalnızlıktır yani. Hani insanın yalnız başına takılmasıdır bir nevi ama diğer türlü yalnızlık çok kötü bence. Yani ben işin ikinci tarafının olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda. Hani herkes yalnız yaşamak istiyor, ayrı bir ev düşünüyor, ayrı bir yaşam kuralım, ekonomim ayrı olsun, tamamen bağımsız olalım. Bana göre burada biraz yanlış bir şeyler var yani, yanlış şeyler. Yanlıştan da öte yani, şu an bu uygulanabilir değil. Teknik olarak problemler içeriyor. Hani işin etik yanlışlığı ya da sosyal yanlışlığı evet, başka bir taraf tabii ki. Ben de bir şey söyleyeyim. Yani yanlış bilen şeyler var yani. Evet, şey, pardon Ferdi Bey.
Meher Hanım'a söz verecektik, o bekliyor. Hemen sonra size dönelim, oldu mu? Buyurunuz efendim. Evet, aynı soru, soruyu okuyabilirim direkt. Kişisel gelişimini bilişsel veya duygusal olarak tamamlayabilen bir kişi, yani bunu başarabilen bir kişi, kapitalist isteklerini törpülemesine ulaşmış olmaz mı? Yani bu durumda zaten kapitalizmle çok bir alakadar olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu aslında az önce hani Arzu'nun bahsettiği gelişimle ilgili bu soru. Yani biz gelişim derken tam olarak neyi kastediyoruz? O para hırsına ve o doymaya eğer gönderme yapıyorsak o bitmeyecek muhtemelen. Çünkü istek isteği doğuracak. Devamlı yukarı tırmanacaksın. Ama gelişimin çıkış alanı bence bilgisayar ve duysal olarak. Böyle yani olmasıyla ilgili en ufak bir problem. Tabii şöyle. Belki bunun da sonu yok. Doğru, kendini gerçekleştirdim. Evet, bugün bitti. Artık kendimi gerçekleştirmiş bir kişi olarak hayatıma devam ediyorum diye bir sonu yok. Ama bunda da şey yok. O hani erdeme ulaşma, bilgeliğe ulaşma gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Bu başka bir şey tabii ki. Onda bence hırs baştan beri hiç olmamış oluyor. Yani o zaten yola hırsız başlamış. Hırsız devam etmiş oluyor. İşte onun için bu hani kişisel gelişimi konuşurken de özellikle ikiye ayırmakta hakikaten yarar var. Çünkü yanlış anlaşılabilir bir tarafı da var dediğim gibi. Yani erdem öğretisi olan taraf mı yoksa bir şeylere sahip olmakla ilgili taraf mı? Yani evet. Sizin dediğiniz ilkine giriyor. Yani bakış açısı önemli. Evet. Buyurunuz efendim. Ferdi Bey buyurunuz. Merhaba. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ben buyurunuz. Ben sözler kaldı oldu. Yalnız şöyle sevimli alakalı bir şey söylemek istemiştim ben. Sanırım yalnızlar şimdi aslında biz her zaman yalnızdık. Yani biz bunu 1800 yıllarda da Oğuz Atay'dan Dostoyevski'ye, belki biraz daha öncesinde bile her zaman yalnız olan kişileri, tasvirleri okuduk aslında. Bunu gelen bu dönemde yalnızlığın biraz daha üstesinden gelme şansımızın olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha rahat üstesinden gelebiliyoruz. Eskiden bu zaman aslında yalnızlaşmaktan ziyade biraz daha maddiyat çok daha fazla bir örnek çıkmış gibi. Yani eğer şöyle kastet... Tamam, ama... kastettiğiniz yalnızlık türü şeyse, mesela o varoluşçulukta öyle bir şey vardır. Yani zaten yalnızız ama bunu inkar ediyoruz. Yani mesela orada sevgilinle sarılırken de yalnızsın. Yani iki ayrı yalnız aslında orada var. Sadece dışarıdan bakınca biz illüzyonu içerisinde, yani birleşmişlik illüzyonu içerisinde. O yalnızlık öyle ki stadyumda bile yalnızsın. Orada atıyorum 10 bin kişi varsa 10 bin adet yalnız var. Varoluşçuluk şöyle der, o yalnızlıkla yüzleşmeni öğütler. Yani bunu inkar etmemeni öğütler. Kastettiğiniz eğer bu anlamdaysa evet tabii ki her daim yalnız doğup yalnız ölmüş oluyoruz. Bu sadece illüzyonlarla bölünüyor. Bu arada sanırım... Yalnızlıkla tek başınlıkla çok karıştırılıyor birbirine. Bir dakika, daha az bir süre kaldı. Evet, bunu hemen yalnızlıkla tek başınlıkla konuşalım kapatı başınca. Peki, hadi bakalım. Tamam, kapatıp açıyorum. Hemen açtığım zaman bu bağlantıya giriyor tekrar, sonra bitiyor. Bir dakika bekleyip öyle açmam gerekiyor. Öyle mi? Tamam, pekala. Arzu, ufaklık nerede? Gözükmüyor. Ufaklık uyandı, babasına geçmiyorsun arada. Öyle mi? İyi, hadi bakalım. Aramıza katılabilir yani. Seve seve ağırlarız. Değil zaten biraz. Öyle mi? Hadi bakalım. Şarkı nereden geliyor? Makasların nereden geliyor? Mehri Hanım sizden mi geliyor şarkı? Çünkü... Hayır, Kardelen Yasemin Arzu'dan geliyor. Ha, Kardelen Ankara'da Namık dinlediğini şu an duyuyoruz. Gelmiyor mu? Herkes birbirine alsın bakalım kimi alacak. Benden gelmediği kesin yani. İlk defa duydum böyle bir şey. Kardelen topu birini alabilir miyim Kardelen? Benden de gelmiyor bu arada.
Vallahi ben buraya geldim, attım, kurtuldum. Gayipten müzikler duyuyoruz ya. Nirvana'yım aç. Yok, gayipten duymuyor. Ben de birisi dinliyordu ama ben dinlemişim olmaz. Yani lütfen. Sessiz dinliyorum ben söyle şey. Ya ben günah boyunda üçüncü tekli şahıstan şüpheleniyorum ama hayırlısı olsun, ne diyeyim. Benden şöyle neydi? Yani abi sen üçüncü şey bu Ankara'da Namık dinliyorsun ara sıra ya onun için. Söyle. Ciddi mi? Yani söylerken kendi müzik zevkinden dolayı söylüyorum. Dinleyenlere saygıyla karşılarım tabii de. He tamam peki o zaman. Bir şey diyeceğim. Dermiş, Zoom söyleşilerine katıldıkça sanki mutsuzlaşıyor gibi. Evet, evet. İlk söyleşilerde çok mutluyum. O optimizmini kaybettin hocam. Hiç ya pozitif hocam, göremiyoruz ya, seni. Ondan dolayı değil mi? İş yoğunluğundan dolayı olabilir ya. Bu aralar bayağı yoğunluk ondan. Bilmiyorum. Önceden avatarına şirinleri, teletabileri falan koyuyordun. Artık o, bilmiyorum, değişti. Böyle daha bir... Biraz daha yorgun bir profil çizmeye çalışıyorum. Yorgunluğum anlaşılsın diye belki. Yorgun profil, tamam peki. Yorgun konsepti, tamam peki. Evet. Yasemin sen mi bir şey dedin? Bu arada ses hala bir yerden gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatırsanız... Fatih'ten geliyor isim. Mikrofonlarınızı arkadaşlar kapatırsanız... Ha tamam, evet. Esra host sen değil misin? Mikrofonları kapatır mısın? Kapatıyorum ama. Tamamdır. Evet biri bir şey demişti galiba. Yalnızlıkla tek başınalıkla ilgili bir tanım, kendi tanımımı yapayım da. Evet. Yani... Ben şey demiştim. Yalnızlıkla tek başınalık birbirine çok karıştırılıyor. Arasındaki net çizgi nedir sence? Bencesini söyleyeyim. Yani topu atayım çünkü genel tanımı bilmiyorum. Yalnızlık benim anlayışıma göre maruziyet, tek başınalık seçim. İkisinin böyle bir tarafı, farkı var yani. Yani tek başınalık böyle itilerek olan bir şey değil. Ama yalnızlık biraz böyle dışlanma şeyi var, tarafı var sanırım içinde. O yüzden seçim olması hasebiyle tek başınalık ayrılmış oluyor. Bu benim tanımım, bilmiyorum. Tam tersi değil mi? Ben de tam tersi diye düşünüyorum. Yani anlam kelimelerin direkt anlam olarak tek başına biraz daha maruz bırakılan, yani tek bırakılan ama yalnızlık daha çok kendi seçimimiz, kendi isteğimiz olarak düşünüyorum. İşte onun için bence dememdeki sebep oydu aslında. Şöyle ya, onunla ben bir türlü şey yapamıyorum, içime şeyi yediremiyorum. Tek başınalık deyince de bana daha böyle şey geliyor, daha böyle bireysel. Hani tek ve başına iki kere vurguluyor ya orada. Hani böyle bir daha bireysel geliyor. Yani kelime anlamı olarak anlamsal sadece hani TNK. Tamam. Bir şey diyemeyeceğim. Öyleyse. Ben... O tarımda aslında tek başınalığı daha üstün tutuyordu yalnızlıktan. Hani tek başına insanın kendi seçimi, kendi tercihini. Kim üstün tutuyordu? Güçlü bir şekilde olsun. Üstün tutuyorsa benim dediğim gibi olmuş oluyor o zaman. Değil mi? Ha evet. Arzu bir şey mi diyeceğim? Ben de tam tersi diye düşünüyorum açıkçası. Yani ikisi de birbirinden ayrı kalan. Yani biri istemek, biri maruz bırakmayla alakalı. Buradaki bence tek başınalıktan durum şu, tek olmak çoğun dışına itilmek gibi düşünüyorum açıkçası. Ya da bir labirent düşünün. İşte labirentin içindeki insan yalnız ve aynı zamanda tek başına. Bu ikisinin arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? O labirentin içinde fakat acaba o labirent kimse dışarıdan içeri girmesin diye mi yapılmış? Yoksa içerideki dışarı çıkmasın diye mi yapılmış? Yani bunu düşünmek lazım. O ince çizgiyi korumaya çalışırken. Yani acaba o labirent kendi labirentin içindeki durum bizi oraya kapatmalıydı mı? Yoksa bizim dışarıdan kimse içeri girmesin diye o labirentin işareti falan. Metafor çok güzel ya. Şurayı okuyabilir miyim? O sonun sırtından küçük bir alanı. Buyurunuz. Onun bakış açısı.
Yalnızlık tek başınalığın yanlış anlaşılmış halidir. Tek başınalığının yalnızlık olarak adladığın anda sürekli içerik değişir. Tek başınalığın kendine has bir güzelliği, bir ihtişamı, olumlu bir hali vardır. Yalnızlık ise zavallı, olumsuz, karanlık ve kasvetlidir. Herkes yalnızlıktan kaçar diye devam ediyor. O bir yara değildir, acır falan filan. Şöyle küçük bir, ben de bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Bence yürütümüyle paralel olarak bir sınıflandırılabilir. Çünkü kontrol edemeyeceğimiz seslerde bizi sinir eder ve o gürültüdür. Gürültüden kaçmak isteriz. Ondan çünkü sinir oluruz. Fakat eğer kontrollü bir yalnızlığınız varsa bu biraz daha tek başınalık olabilir. Çünkü bir insan ailesiyle örneğin rahat edemediği takdirde yalnız bir evde kalması bunun yalnızlığını değil, biraz daha tek başınalığını gösteriyor olabilir. Tek başına kalmasını istemek aradaki biraz fark oluşturuyor olabilir. Ya tercih o, yani, kişinin tercihi anlamında. Onunla ilgili Schopenhauer şöyle bir örnek veriyor. Kirpi örneğini veriyor. Schopenhauer sanırım, yanlış olmasın da. Çok yaklaşırlarsa dikenler birbirine batar. Ama çok uzak kalırlarsa da üşürler. Onun için böyle kıvamında bir yakınlık kurmayı söylüyor Metin. Çok güzel bir örnek. Evet. Kardelen Hanım arka andırıyor. Buyurunuz efendim. Yasemin, evet dinliyoruz. Sanırım o dalmış. Ha, görüntüm dolmuş gözüküyor. Daldı mı? Şu an yok mu yani? Ha geldi, evet, evet. Kesiliyor ama ben bir tek bende mi kesiliyor? Herkes de aynı mı? Evet, ben duyuyorum. Ha. Eğer sorunun varsa bir hani internette falan çık gir istersen ya da yazılı olarak ifade et bakalım. Ses kapalı aslında. Yok sanırım çıktı, bilmiyorum tam olarak ne yaptı. Evet, Rabia bir şey demek ister misin bu konularla ilgili? Ben de şunu söylüyorum, olumlu tarafından bahsetmek istiyorum. Ben de olumlu tarafından. Mikrofonda bir sorun var sanırım. Biraz sesini aç istersen, mikrofonla ya da yaklaş istersen. Biraz zor algılıyor mu? Evet, dinliyorum. Olumlu yanından bahsedeceğim ben kişisel gelişimin. Neden arttı, o yüzden bahsedeyim. Ben eğitimciyim, eğitimde olduğum için. Mesela ergen problemlerine baktığımızda pozitif psikoloji bakımından çok fazla sorunların çözümünü gidilemeyebiliyor. Çünkü ergenler onaylanma ihtiyacı hissediyorlar. Ve pozitif psikoloji biraz daha tehdit baktığından dolayı onları onaylayacak olan bir kişisel gelişimi girebiliyor. Yani ben biraz daha insanların onaylanma ihtiyacı olsun. Ya da çok fazla iletişim, mesela zaman açısından konuşmak istiyorum ben. Kişisel gelişim, yani şu konulara baktığımızda bu maçı kayıyorlar ve daha ucuz seanslar veriyorlar. Ama normal psikologlar seans bakımından, zaman bakımından daha kısalar. Ve çok fazla vakit ayıramıyorlar. Uzun süre gerekiyor seanslar arasında. Bu insanların konuşma ihtiyacında azalabiliyor ve daha çok yanlış istemesine neden oluyor. Yani konuşma ihtiyacı olsun, onaylanma ihtiyacı bakımından olsun ya da maddi gerekçeler yüzünden olsun, kişisel gelişimin tercih edilmesini arttırıyor. Biraz da Türk milletinde şöyle bir şey var. Hep böyle bir şeyler, bir öğütler duyma, birilerinin bizi yönlendirmesi, bir şeyler söylemesi. Yani bizi anlattığımız şeylere karşılık olarak bir şeyler söylemesini bekliyor. Psikologlar bunu çok yapmıyor. Dinliyor, yargısız bir şekilde dinliyor ve sonucu kendisinin bulmasını istiyor.
Kişisel gelişimde ne yapıyorlar? Her adımda sabah kalk, onu yap, şunu yap, bunu yap. Yani sürekli birinin bize bir diktesi var değil mi? Hayatımızı yönlendirmesi. Belki de bunu duymak istiyorlar. Hani hem zayıflık hem zaaflık diyorum ben. Terapide iki farklı yaklaşım var değil mi? Biri dinleme yaklaşımı, biri öneride bulunma yaklaşımı. O kastettiğin o aslında. Direkt tavsiye istiyorsun. Yani öyle uzun uzun susulmasındansa tavsiye duymak istiyorsun. Eyleme geçmek. Biraz bizim yani, eylemci tarafımızla alakalı. Birçok iş yönetimi seviyor aslında. Hani birileri tarafından, etrafı, çevresi tarafından. Hani lider olan insan sayısı diğerine oranla %10 falan. Ama geri kalanlar sürekli birilerinin onu yönlendirmesini, bir şeyleri dikte etmesini, müdahale etmesini istiyor. Belki de kişisel gelişim bu anlamda devreye giriyor. Biraz da dediği gibi Rabia'nın, hani hem kişinin maddi boyutunda da hani bir psikoloğa gitmek sonuçta belli bir bütçe gerektiriyor. Ama bu tarz kitaplar hem maddi boyutu ya alıyor, kendini mutlu ediyor, işte kendine bir şeyler kattığını zannediyor veya mutluluğu bulmaya çalışıyor, kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bundan olabilir mi ben? Yok, o öyle. Ekonomik bir tarafı var, doğru. Benim itirazım var, ben muhalif birisiyim. Şey yapayım mı? Ben bir onayladıktan sonra itiraz eder misiniz efendim, olur mu öyle? Bir onaylayıp, öyle bir onaylasam ondan sonra itiraz etseniz. Ben böyle işi kızıştırıyorum ya, benim evlatım çok evet, geçin, dinliyorum. Şimdi şöyle, benim de genel olarak gördüğüm insanlar alıyorlar kitapları. Orada yazan bir takım yollar, adımlar vesaireler var. Mutluluğu sana bulduracak yollar. Ve bunların çok büyük bir kısmını dilemek, evrenle konuşmak. Şimdi neyse onu geçeceğim. Her neyse sonuç itibariyle bu insanlar bu yolları deniyorlar. Fakat kişinin kendisinde öyle büyük bir mutsuzluk var ki içsel olarak söylenen her şeyi yapıyor, uyguluyor. Ve sonuç olarak evde var sıfır, hatta daha da fazla mutsuz oluyor. Çünkü ya söylenen her şeyi yaptım arkadaş, ben nasıl mutlu olamıyorum? Bende nasıl bir arıza var diye kişi daha beter bunalıma girebiliyor. Şimdi dediğim gibi, demin söyledim onu. Siz bir şey okursunuz, başka bir şey anlarsınız, öbür bir şey okur, başka bir şey anlar. Yani kimin ne okuduğuyla da çok alakalı. Bunu okuduğunuz hepiniz mutlu olacaksınız, bu herkese iyi gelir diyebileceğiniz öyle bir şey değil ki bunlar yani. Bir evet. Buket tanıma, bir de Rabia'ya birer bir şey söyleyeceğim. Önce buket tanıma söyleyeyim. Bu hani şöyle, neoliberalizmde suçlu her zaman bireydir. Sana hedef gösterir, gidemiyorsan sensin, gidebiliyorsan da sensin. Ama hiç sisteme suç atamıyorsun, kadere suç atamıyorsun. Ama devamlı ben. Şimdi insanın hayatını... Başaramadın mı oluyor ama işte? Ben mutsuzluğu başaramıyorum. Bak burada yazıyor da okudum, uyguladım. Her sabah uyandım. Günaydın dedim. Güneşe selam durdun. Evet, güneşe selam verdin. Güneşe selam verdin. Evet, o geçen günkü videomu adam. Onun için demin neyse dedim, onu söyleyecektim. Her neyse denemekten olabilir mi bu acaba? Hani sadece teoride yaptığı için, gerçekten içselleştirmediği için... Onu bilemezsiniz ki, bu kişi bunu içselleştiriyor mudur? Ama sonuç itibariyle uyguladığında başarısız oluyor. Ama şöyle, teknikleri işte içselleştirsek bile sağlıklı teknikler değil ki. Hedef koy, varmaya çalış. Bu biraz insanı böyle şey yapan, isteklerin içinde boğan, ya başarı fetişizmi yaratan bir şey. Onun için bana biraz acayip geliyor. Bir de şöyle işte, hani varamayınca kendini suçlu hissediyorsun. İstemek zorundasın. Ben o Sınırsız Gücü falan okurken şey yazıyordu orada. Hani isteklerini yaz, hedeflerini yaz. Yani isteğin olmak zorunda. Ben bir şey istemiyorum diyemiyorsun. Hayır, istemek zorundasın. Sonra o isteklerin içine girmek zorundasın. Girebiliyorsan isteğin küçüktür. Giremeyeceğin istekler belirleyeceksin filan. Hani onların böyle süreçleri var ve otomatik devamlı böyle mutsuz edici bir döngüsü var. Yani neoliberalizm de öyle. Şimdi ben şunu soracağım. Hayatta senin hayatını belirleyen en çok etmenlere baksana. Bunların çoğu şansa bağlı. Güzellik, zenginlik, bu aileden geliyorsa vardır. Üçüncüsü zeka. Zekayı doğuştan elde ediyorsun. Sonradan bunu ne kadarını kurabilirsin ki? Yani Einstein olarak doğmadıysan sonradan bunu kuramıyorsun gibi. Hani bu şans üzerine kurulu, yani yazgısal tarafı neoliberalizm reddediyor. Çünkü NLP var. Oturuyorsun, beynini kodluyorsun. Kendine işte ufacık boyun da olsa basket şampiyonu olmaya şartlanabilirsin.
Olamayınca da mutsuz olabilirsin, intihar edebilirsin. Edemiyorsan da yine kapitalizm sana boş dönmez, döndürmez, Prozac verir. Anlatabildim mi? Yani orada, şimdi orada, şey. Orada öyle bir şey söylüyor ki sana, hedefin önemli değil ya diyor. Sen her şeyi sevmiyorsun. Varamayan sensin. Hedef bir şey değil, varamayan sensin. Evet. Ulaşamayacağınız hedefe odaklanmak size her zaman daha fazla mutsuz edecektir. Kişi kendi stribi nedir? Neye ulaşabilirim, neye ulaşamam? Benim eğitimim nedir? İşte şunu şunu yapabilirim. Ya da bunu bunu yapamam ben. Diyebilmek lazım. Fakat o size diyor ki her şeyi isteyin. İstemenin sınırı yoktur. Evrenin sınırı yoktur. Evren size gönderecek diyor. Siz bekliyorsunuz. Bir gün bekliyorsunuz. Üç ay bekliyorsunuz. Bir yıl bekliyorsunuz. Bir gün gelmeli değil mi? Gelmeyince ne oluyor? Evet efendim, doğru, haklısınız. Rabia'nın dediği de şeydi. Yani psikolog değil ama hiç de değil. İkisinin arası böyle buçuk psikolog gibi. Hani buçuk. Yani hiç yoktan iyidir tarzı. Mesela hiç paran yoksa arkadaşlarına danış. 10 liran varsa 10 liralık bir kitap al. Ama 10 adımda başarı. Biraz daha paran varsa şey yapıyorsun. Instagram'dan, Zoom üzerinden destek olan birkaç saatlik yaşam koçluğu hizmeti alıyorsun. Daha çok paran varsa profesyonel yaşam koçlarına, mesela Mümin Sekman'a bile gidebiliyorsun çok paran varsa mesela. Ama Rabia'nın bahsettiği yaşam koçları onlar değil. Yani Rabia'nın bahsettiği yaşam koçu size geçip de şöyle demiyor. Ya dile evrenden ne dilersen. Orada çok daha realistik bir şey var. Yani gelip size bir eğitim programı sunuyor. Senin yaptığın işe, okulla ilgili. O çok daha farklı bir şeyler bahsediyor. Öyle değil mi Rabia? Ya yok, şey, geçen bana çıktı da 12 saatlik alfa erkek eğitim sistemi. Bunun içinde böyle iyi konuşma, bilmem ne, hızlı okuma filan bir şeyler de var. Hani onu okuyunca alfa erkek oluyormuşsun. Öyle bir şey. Buyur abi ya. Bir de şuna bak. Mesela çok yabancı kalan, dışlaştırılmış olan insanlar aslında topluma kazandırılmış oluyor kişisel gelişimcilerle. Yani ben bunun fayda sağlayan kişileri gördüm çok fazla. Biraz daha topluma adapte olmuş oluyorlar. En azından dinleyebiliyorum. Demek ki ben de varım şeklinde hareket edeceğim insanlar oluyor. İntihar etme oranlarında azalmaları olabiliyor. Yani dinleniyor konuştan. Toplumda bir de şu da var. Hiç kimseyle iletişim kırmayan biri psikoloğa gittiğinde ki psikolog değer dinleme terapisine sadece dinliyorsa ve hiçbir şekilde cevap vermiyorsa o kişi tatmin etmeyecek. Geri geri dönüyor haline. Ama karşısından cevap almaya başladığında düşüncelerini aktarmaya başlıyor. Demek ki dinliyorum. Demek ki ben de mantıklı konuşabiliyorum. Demek ki ne bileyim birileriyle yani o da birileriyle konuşuyor. Ben olumlu taraflarını da görüyorum. Ya şöyle, hani kimse sana gaz vermiyor, öyle bir hayat düşün. Artık parasıyla ya gidip bana gaz ver hadi deyip şey yapıyorsun, para veriyorsun gibi hani. Olur ya, olur bence. Kaybetmeyelim. Anlaşılma hissediyor aslında. Yani aşamalara da ihtiyaç duyuyor olabilirse, yani en basitinden bir yere gidersiniz, bir kek görürsünüz, gerçekten Photoshop'un ucunda gider ama o keki bakarak içinde ne olduğunu bilemeyebilirsiniz, aşamalarını bilemeyebilirsiniz, kaç derecede pişireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bununla alakalı ne yaparsınız, bunun tarifine alırsınız. Yani aslında insanın kendi güvenli hissetmesiyle alakalı da bir durum. Yani az önce bahsettiğim durumlardan söylenenler ve şöyle düşündüğümde genelde insanlar işte dışarıdan kendisini emir yapılan beyler cümlelerden hoşlanıyor ve bunu istiyorlar. Ve aslında ben bilmediği, çok dahi olmadan ama ihtiyacı olduğunu düşündüğü bir şeyle alakalı bir kişinin önüne seçenekler ve aşamalar koyulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben mesela kendi böyle bir durum içerisinde daha rahatsız edebilirim. Atıyorum spor yapacağım fakat nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Bir spor hocası bana işte ısınma hareketleriyle başlayıp şöyle devam edebilirsiniz. Sonrasında şu aşamaya geçeriz. Şu an şu aleti kullanmaman gerekir çünkü o aşamada değilsin gibi. Yönlendirdiği zaman ben orada kendimi daha rahat hissedebilirim. Aslında ben genel olarak kişisel gelişim adı altında konuştuğumuz şeye baktığımız zaman yani bu kişisel gelişim kitaplarına bakıyoruz, bununla ilgilenen insanlara bakıyoruz, işte yaşam koçlarına bakıyoruz vesaire. O yaşam koçu kısmını da bir kenara bırakırsak eğer ben kişisel gelişim, yaşam koçu da dahil olabilir. İnsanın kendi içinde bulunduğu alanda eğer kendini rahat hissediyorsa, iyi hissediyorsa, dinlenildiğini, anlaşıldığını düşünüyorsa,
önemli olan bu bence. Yani bu doğru mu yanlış mı bence bu kişiden bir şeye göre değişebilir. Yani bundan fayda gören de vardır, görmeyen de vardır, inanan da vardır, inanmayan vardır. Bence oradaki temel nokta bir şeye doğru ya da yanlış demekten ziyade doğru diyen insanın bundan fayda sağlayıp, kendince fayda sağlayıp sağlamadığını görmek. Eğer fayda sağlıyorsa benim için o durum, o insanın için doğru. Fayda sağlamıyorsa yine benim için o insanın için yanlış. Yani burada genel bir kabul mutlaka olmalı, evet. Ama özele baktığım zaman da ben insana fayda sağlıyorsa ve kendini iyi hissetmesine yer yoksa ben bu defekti göremiyorum açıkçası. Yine şöyle bir bağlı çıkmak zorundayım. Aa hadi ya, gerçekten mi? Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Arzu abi size çok kısa. Şimdi peki gerçekten işe yarayıp yaramadığını, fayda sağlayıp sağlamadığını ölçme şeyiniz ne? Çünkü diyelim ki ben spor hocasıyım, siz ona yani spordan örnek verdiğiniz için söylüyorum ve ben yanlış biliyorum konuyu. Ve siz istediğinizin aksine benim çalıştırmamdan sonra kadın kütük gibi bir bele daracık omuzlara sahip oldunuz ve çok mutsuz oldunuz. Ama ilk başta zannettiniz ki size çok fayda sağlamıyordum ben. Kendinizi ilk günlerde iyi hissediyordunuz, yoruluyordunuz. Fakat ben size öyle kötü geçirdim ki. Ve onu düzeltmek artık imkansıza yakın. O zaman ne oluyor? İmkansız. Yani imkansızdır vesaire. Çok ilaç bir şey ben aşkım. Çok böyle imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ve az önce bahsettiğim spor durumunda da bu işin aşamalarından bahsettim. Genel kabul olarak bir aşama duruyor. Yani ısınmadan spora başlamamak gibi. Bunlardan bahsediyorum aslında. Ve ben eğer kişi mutluysa bu kabul edilebilir bana göre. Önemli olan kişinin kendi mutluluğu. Evet dışarıdan biz bunu ölçemeyiz. O yüzden soruyorum zaten. Genel bir kabul olarak buna doğru veya yanlış diyemeyiz. Bunu doğru veya yanlış olarak kabul edecek kişi aslında bu işin. Mesela kişiler gelişimle ilgilenen insan eğer yaptığı işten memnun veya giriştiği işten keyif alıyorsa benim için hiç olmayacak, asla ben inanmıyorum vesaire durum söz konusu değil aslında. Benim için önemli olan kişinin var olan durumdan fayda sağlayıp sağlamadığı. Eğer kendince fayda sağladığına inanıyorsa ben inanmasam dahi bu durum asla olamaz çerçevesinde değerlendirmez benim açımdan. Çünkü buradaki durum genel bir, yani topluma göre değil bence bireye göre değerlendirilmeli. İnanmıyorsa inanmayabilir, bunlarla alakalı kitapları okumaz, bunlarla alakalı iş yapan insanlara gitmez. Ama inanan ve fayda doğurduğunu, fayda sağladığını düşünen insanlar varsa karşı taraftan bakıp ben buna inanmıyorum, böyle bir şey olacağını düşünmüyorum demekten ziyade fayda sağladığına inanıyorsan, mutlu olduğunu hissediyorsan ne güzel bir kenara çekebiliriz. Yani herkesin de bir inşa ettiği hayatta kalma durumu var ve bizim için çok basit bir şey ama bir başkası için o durum hayata bağlanma sebebi olabiliyor. O yüzden bence bir şey doğru veya yanlış demek benim nazarımda eğer çok farklı bir düşünce konu çerçevesinde çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ben asla sevmiyorum, asla inanmıyorum. Evet ama inananına saygı duyuyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Faydacı, faydacı ekol, İngiliz ekolü. Evet, ben faydacı, insanlar faydacı. Bentham, Jeremy Bentham ekolü. Benim şimdi hiç problem yok, gelsin. Biz şimdi ayrılıyoruz çünkü bebesi uyanmış. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Başka toplantıya uzata katılacağım. Ayağınıza sağlık efendim, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Zafer Bey'e selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoşçakalınız. Emre, Hazel'in uzun zamandır evet, el kaldırıyor. Evet, bir saniye dur. Hazel el kaldırıyor. Bir de Yasemin mi el kaldırıyor? Yasemin, evet. Mikrofon problemini çözdün mü? Hazel'den sonra tamam, seni alalım o zaman. Buyurunuz Hazel. Şimdi de... Tamam Hazel. Başlayayım mı? Ha dur, bir dakika. Başlamadan önce. Levent Bey, elinizi az önce gördüm. Şu an görmüyorum. Lütfen kaldırınız evet. Efendim. Kalkmış olan elleri indirmeyelim lütfen. Ay havada kalsın. Hazel buyur, evet. Şimdi söylemek istediğim birkaç bir şey var. Psikolog, mesela dediğim gibi iki tür yaklaşım. Öyle bir yaklaşım yok. Yani sadece dinleyen ya da öğüt veren bir yaklaşım yok. Hani solo seanslarda sadece dinlemiyor ya da sadece öğüt vermiyor. Hani bir sürü seansın
nasıl diyeyim, görüşmelerin teknikleri var. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış. Yani psikoloğun etkin olduğu ya da danışanın etkin olduğu görüşmeler var. Şimdi hani genel olarak aslında şey var şimdi, psikologlara karşı da bir ön yargı var. İnsanların etiketlenme, hani bir deli olarak yaptalanma durumu gibi bir mevzu olduğu için insanlar aslında psikoloğa gitmeye çekiniyorlar bir anlamda. Yani bilmiyorum, arkadaşlarla falan ya da okulda falan konuştuğumda da böyleydi bu durum. Herhalde şey, yaşam koşullarını daha rahat bulup onlardan, yani medet ummak değil de onlardan yardım almak daha kolay. Daha olası geliyor sanırım insanlara ama bu şöyle bir şey, bir yeriniz ağrıyor, hani tıbbi bir ağrınız var ama siz sadece iki tane video izlemiş bir mimara gidiyorsunuz ağrınızın geçmesi için, ondan yardım almaya çalışıyorsunuz. Yani şu kişisel gelişim uzmanları dediğimiz ya da yaşam koçları dediğimiz insanların çoğunun zaten psikoloji bölümüyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar. Mimara neyi vermesi mi? Mühendis filan değilim, evet. Mühendise gidiyorlar, evet. Ya ne, evet yani hani... Mimar deyince sınavın nazar. Aklıma siz geldiniz, hani örnek vereyim diye sadece. Alakası olmayan iki meslekle. Yani siz tıp eğitimi almamışsınız ama nasıl yardım edebilirsiniz ki yani hani bir tıpçı gibi, doktor gibi yani nasıl yapabilirsiniz, yapamazsınız. Hani durumun imkansızlığından bahsediyorum, olmaması gereken bir şeyden bahsediyorum. Yani alanında uzman değil, pardon ama tıp sadece doktor demek değil ki, alt branşlar da var yani, hemşire, hasta bakıcı, yani onlar da herkes kendi bölümüne göre, kendi mesleki bilgisine göre yardımcı olmaya çalışıyor. Tamam, o zaman spesifik bir örnek vereyim. Kovarlığımız için nereye gidersiniz? Yani kovarlayan bir insan. Filozofa gideriz. Yani şöyle bir şey ya. Anlatamadım mı? Bilemedim, heyecanlandım biraz. Yo, anlattın. Yani bilmiyorum. Anlatın, anlatın, devam et sen, bölme. Yani alanında yetkin olmayan bir insandan yardım almanın ben bir şey olduğunu düşünüyorum. 3-5 tane video izleyip, sadece kendi kişisel ama kişisel gelişim uzman, işte şunu yap, şunu yap, şu saatte yap, şu saatte kal, egzersiz yap, ya kişi kendi iradesiyle de zaten bunu yapabilir. Ama yardım alması gereken bir durum olduğunda psikoloğa da gidebilir. Yani bu bir seçenek. Yani alanında yetkili olan bir insana mı gidersiniz? Yoksa alanında yetkili olmayan, hiç alakası olmamış, sadece Kürt video izlemiş, hani Facebook yazılarıyla, Instagram özlü sözleriyle öyle hani çalışan bir insan, ben gitmem yani. Hani ben psikoloji okumasam da gitmezdim. Ya ben psikoloji okumadan önce de kişisel gelişim kitabı okumuyordum, şimdi de okuyamıyorum. Hazar'cığım, o örneği mesela şu şekilde verirsen belki daha net anlaşılacaktır. Ben seni çok iyi anladım ama Kırıkçı'ya gider misiniz? Gider vardır, tabii ki buna gider vardır. Yani gider misiniz ama normalde kolunuz kırıldığında tercihen Kırıkçı'ya mı gidersiniz? Sakat kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Evet. Şaka değil, sakat kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Yoksa doktora mı gidersiniz? Doktora gitmek mantıklı çünkü onun eğitimini almış senelerce, değil mi? Size yardımı da almış, size yardım doktora gidecek bir eğitim almış. Yani Çıkıkçı zaten şeyin muadili ya, yani yaşam koçunun muadili Çıkıkçı dediğin adam. Atıyorsun bir 20 lira, işte bakıyor senin belim ağrıyor falan diyorsun, bakıyor işte. Tamam, yaşam koçuyla sadece takım elbise giymesi fark ediyor, onun dışında muadili, eğitim görmemesi hasebiyle. Ya ama ben buradan şurada bakın, şehir efsaneleri var. Birebir yaşadığım 1000 tane olaydan sadece bir tane aklıma geleni söylemek istiyorum, çok kısa. Üst komşumuz eşime dedi ki, işte şöyle şöyle bir omurilik problemi var, deliye gideyim. Eşim bir beyin cerrahı arkadaşına önerdi. Ertesi gün hanımefendiyle karşılaştığımızda bize şunu söyledi. Ya sizin beyin cerrahı da bu Isparta'daki adam var, bir tane balıkçı bilmem ne. Oo. Ona gidiyormuş. O bile ona gidiyormuş diyor kadın. Ben de ona gideceğim diye vazgeçin beyin cerrahı. Yani bu şehir efsaneleri yüzünden insanlar çok da yanlış yönleniyorlar. Evet, yani aslında söylemek istediğim oydu. Yani siz dediniz ya, mutsuz oluyor sonunda. Yani yanlış yönlendirmek. Yani sen bilgi olmayan bir şeyle bir insanları nasıl yönlendirebilirsin? Bana mantıklı gelmiyor asla.
Bilmiyorum, böyle düşünüyorum yani. Ya şöyle, o çıkıkçı örneği de şöyle aslında. Hani ben kadim tıbbı bayağı eleştiren biriyim. O çıkıkçılar onların devamı. Yani senin kadim tıp dediğin, ya 1640'lara kadar kanın deveran ettiğini bilmiyorduk. Vücutta döndüğünü. Biz bunu sonradan keşfettik. O mesela en eski alimler falan bilmem neler dediğin adamlar bunları bilmiyordu. Yani kanın vücutta döndüğünü bilmiyorduk. Kalp pompalar, vücut bunu emer olarak, sünger gibi emer olarak biliyordu. Dünyanın döndüğünü de bilmiyordu. Bu çünkü eski fizik anlayışında bunlar yoktu. Ya bu da öyle bir şey. Mesela sülük, hacamat, oralardan gelen şeyler. Bu çıkıkçılar nasıl öyle? Ya bugünümüzde de işte dediğim gibi yaşam koşullarına dönüşüyor. Ama işte böyle konuşunca da biraz sert oluyor. Neyse. Hocam mesela yani küçük bir örnek vereyim. Ben üniversitedeyken 3. sınıfta galiba. Ya sorunlarım vardı, psikolojik sorunlarım vardı. Benim İngilizce hocam, kursumdaki hocam bu enerjicilere gidiyorum. Bana da önerdi. Enerjici. İşte bir yatışıyor, şöyle ben şey konuşturayım. Hani gerçekten hani kötüydüm. Dedim ki hocam hani ben yani yapmam, yapamam yani gitmem. Niye gideyim? Yani ne oldu? Bir hafta sonra ben psikiyatriste randevu aldım. Psikiyatriste gittim. Sorunuma çözüm buldum mu? Zamanla buldum. Yani hani ben ondan da belki inananlar çözüm buluyordur. Evet, belki fayda sağlayanlar vardır. Buna inandığı için fayda sağlayanlar vardır. Ama yani bilmiyorum, ya bilimsel bir tarafı olan, ya bilim olan bir şeyin ya o kadar çok çarpıtılıp, yani özlü sözlerle süslenip, ya süslenip yani hani süslüyorsun sen onu. İçini boşaltıyorsun bir anda ve hani güzelliyorsun ve insanlara satıyorsun, gerçekten hani ticari bir şey. Yani onun asla hani şey yapamaydı ama. Sana niye iyi gelmez biliyor musun? Bak sana niye iyi gelmeyeceğini söyleyeyim, çünkü inanmıyorsun. Evet, inanmayacak olmuyor. Ama birazcık inansa hani böyle bir şeylere, şanslı taşlara, bir takım böyle yani sırtımı sıvazladım geçti falan gibi, böyle el almıştım falan gibi şeylere, o iyi gelebilir. Demek istediğin biraz senin inancında bitiyor. Evet, yani biraz da psikolojik, inanmakla alakalı. Evet. Ama işte alanda yetkin olmayan bir insan, ben bilmiyorum hocam, bana mantıklı gelmiyor ya. Hani öyle diyorum, inşaat mühendisi bina yapar. Ya ben psikologum, ben binayı nerede... Hani demeyeyim, bana nasıl bina yaptırabilirsin, benim yaptığım binayı nasıl yönebilirsin? Öyle bir şey bence. Siz ama terapi merkezi tasarlamıştınız geçen sene, hatırlıyorum ben. Evet, önce de yüz almış konudan. Şimdi Hazar'cığım, sen teknik olarak söylüyorsun, bilimsel olarak söylüyorsun, çok daha haklısın. Evet. Ama şimdi bazı noktalar var ki hayatta, her şey teknik olmuyor, her şey bilimsel olmuyor. Mesela ben üniversite yıllarında karanlıktan çok korkuyordum. Yani öyle ki ışığa çıkıyorum, ona rağmen uyuyamıyorum. Gözümü kapatıyorum, karanlık oluyor, uyuyamıyorum. Psikoloğa gittim, terapi gördüm. Yani üniversitede hocamız vardı, o yardım etti. Ya, eve kadar geliyordu, konuşuyordu. Ya geçmedi. En son bir aile büyüklerinden biriyle konuşuyorum, memlekete gittim. Bana dedi ki, ya neyin var? Ya dedi, bu kadar dedi, şey düşün ne yani dedi, bırak dedi Allah aşkına, işte şöyle böyle falan. Ondan sonra hiçbir şey kalmadı yani. Ya bu da çok bir kötü. Biraz da psikolojik mi diye. Kalsaymış ama keşke ya. Evet, kesinlikle. Yani. Kalmıştır, kalmıştır. Dikkat et. İyi bak. Nasıl? Espri yapıyorum, boşver. Tamam, geçmiş olsun, iyi olmuş. Ya o bir koptu bende şey. Artık o günden sonra ben korkmamaya başladım. Ya yani ben ne kadar abartmıştım bu olayı dedim. Sonra kendi kafamda bitirdi. Şimdi ziyaların enerji şeylerine, eğitimlerine de katıldım ben. Onu ben tamamen hani desteklemeyeceğim ama faydalı olduğu yönlerini de gördüm. Hani biraz da insan kendi zihnini hüküm edebiliyor aslında. Hani tamamen dış etkenleri bırakmaktansa kendi kendini yönetiyorsun bazı konularda. Ben onun kitaplarını da okudum. Yani tamamen hayatını alıp baştan aşağı değiştirir diyemem. Ama bazı noktalarda kendi zihnini yönetmeyi bana öğretti diyebilirim o kitaplar. Hani biraz daha keskin bir şekilde yaklaşmama sağladı. Olayları, bakış açımı değiştirdi. Evet Esra hocam, aslında öyle. Mesela yani bir psikoloğa gidip fayda sağlayamayan insanlar da olabilir. Ben de yaşadım mesela, çevremde de insanlar yaşadı. O kişinin bulunduğu ekosistem uymayabilir.
ya da sen o kişiyi beğenmemiş, önyargı oluşturmuş ya da ondan fayda sağlayamayacağını düşünebilirsin. Ama işte fayda sağlayanlar da olabiliyor. Hani bir... Tabii ki. Yani nasıl anlatsam bilemedim. Tamam, faydacı diyorsun. Ya fayda görüyor sonuçta diyorsun. Arzu'nun dediğine geliyor. Onu mu kastettin? Hayır, onu kastetmedim de. Sen bugün biraz böyle söyleyecek bir sürü şeyin var da böyle bir türlü toparlayamıyormuşsun gibi. Toparlayamıyorum. Evet. Bir şeyim var da. Azer, bu plasebo etkisi olabilir mi? Kardiyan Hanım'ın sözleri... Yasemin, sesin, ses problemin çözüldü mü? Hala duymuyoruz ama. İşaret diliyle çözüldü diyorsun. Anlamıyoruz şu an. Az önce Yasemin benim kitabı gösterdi. Onu sübliminal mesaj olsun diye mi gösterdin? Onun oradan bir şey mi okuyacaksın? Şey tamam, peki hadi bakalım. Bakış açısı olarak kitaplarınızı toplamı geldi. Hafızamda yenilemek açısından. Tamam, peki. Şey, sizi paylaşım siz kitabınızda bir insanın böyle kişisel gelişim, dönüşme hakkında bir şeyler anlatıyordunuz. Hatırlıyorsunuz kitabı, bir saat hatırlıyorsunuz. Ben onu öyle okumuştum. Şimdi söylenenler, onun dönemdeki paylaşımlarından sonra bir yenileme gelebildim. Hatta altını çizdiğim günlere buldum. Listede kendine dönüş, korkularından arın, eyleme geç. Hani biz şimdi, yani siz ya da çoğun konuşayım, bu kişisel gelişim kitaplarını eleştiriyoruz vesaire şey yapıyoruz ki ben de negatifim sonlayan tanışım olmasın. Bu paylaşım listesinde peki neden bunlara değindiniz, onlara mı bir yorumlarını yaptınız, yoksa karakterinizin dönüşü, kendi içine dönüşünde şimdi şöyle gelişim yani gelişim, tekamül zaten bunlar negatif bakılacak şeyler tabii ki değil. İnsan tabii ki ilerlemeli, tabii ki gelişmeli. Biz bundan bahsetmiyoruz. Özellikle palyaço listesinde bir toparlayayım o sonra şey yap söyle istersen. Palyaço listesinde özellikle biliyorsun kişisel gelişim kitapları tuvalet kağıdı olarak kullanılıyor. Bununla ilgili biraz eleştiri aldım aslında. Ama hani şöyle, orada Bilge karakteri kitapları yığmıştı tuvalete. Tuvalet kağıdı niyetinde kullanıyordu. Yani bu kişisel gelişimin oradaki, nasıl diyeyim, kendi yasaları, yani o sana koyduğu aşırı hedeflerin filan ötesinde mesela palyaço kendi kendisine şunu demişti. Kendine dönüşü bir hedef olarak görmüştü. Ya kendine dönüş diye bir kişisel gelişim hedefi olamaz. En azından şu an bildiğimiz manasıyla hiçbir NLP'ci sana kendine dönüş falan demez. Sana başka hedefler gösterir. Anlatabildim mi? Orada bir özüne dönme hikayesi var. Oradaki tekamül öyle bir tekamül aslında. Ses gelmiyor. Konuşalım. Ama burada o 3 madde hani söylüyorsunuz ya diğer şeylerde 10 madde var, 7 madde var vesaire diye o maddelere takılmış. Şu an daha önce okuduğumda kitaba takılmamıştım da. Bu söylemler üzerine hatırladım kitabı. Ondan bahsediyorum. Hani, ki o karakterin gelişimini anlatmışsınız bize. Evet. Bilge'yle tanışmadan önce, Bilge'yle tanıştıktan sonra o hanım bayan diye bir karakterimiz vardı. Onun o Yo, palyaço listesi örneğini vermen iyi oldu aslında. O benim diğer kitaplarım içinde yani. Kurtar beni, kurtar. Bir de telefon çizim var. Telefon tabii ki. Emre, ben bir şey diyeceğim sana. Buyurunuz. Zannedersen bir karışıklık var. Yani bizim neden bahsettiğimizle ilgili bir karışıklık var sanki. Yok yani, şöyle oldu ya. Yani kapsam genişliyor belki. Sen o başta anlattıkların doğrultusunda yürüyorsak yani tabii ki de biz haklıydık ama insanlar şimdi konuyu başka bir şeye çevirirler. Sanki hani kişisel gelişimimizi onlara gelişmeyi diyormuşuz gibi oldu. Öyle de değil yani. Bunu nasıl açıklayacağız? Ya ismi çok sevimli ya. Oradan hani kişisel gelişim bu şey gibi. Politik doğruculuk o kadar tatlı bir isim ki ya o da öyle anlatabildim mi? Yani kişisel gelişim... Değil mi? Orada maddeler olması demek hani senin şeyle alakası yok yani. Başka bir şey o. Ama yani şöyle maddelere karşı değiliz. Bir şeyler madde yazılabilir. Tekamül yani. Yani
yani. Evet, tekamüle de karşı değiliz. İnsan niçin gelişmesin? Bu şey gibi hani hadi cahil kalalım bir şey okumayalım falan. Tabii ki değil ya, o başka bir şey. Burada kişisel gelişim başlığı altındaki akım. Yani bugün kişisel gelişim deyince akla gelen şey neyse o. Mesela Google'a kişisel gelişim yazdığın zaman çıkan şeyler 10 adımda başarı gibi şeyler. Biz bunları eleştiriyoruz. Yoksa yani kişisel olarak gelişmeyelim eleştirmiyoruz. Nitekim buradaki gördüğümüz insanların hepsi kişisel olarak gelişmiş insanlar ki bir şeyler yapmışlar hayatı boyunca. Hadi bundan sonra gelişmeyelim gibi bir şey değil. Yasemin sanırım sesi mi gitti ya da görüntüsü mü gitti? Buyur Hazel, söyle. Ben de mesela tam yazmıştım kapandı. Ben de kişisel gelişime karşı değilim. Tabii ki insan kendini geliştirsin. Ama söylemek istediğim ortada yaşam koçuyum diye, kişisel gelişimciyim diye dolanan, alanda yetkili olmayan şarlatanlara karşıyım. Evet, yani evet. Benim söylemek istediğim özetle buydu aslında. Evet, evet. Evet. Yok özet yapma, senin daha söyleyeceklerin var, onları toparla. O, çünkü sen şey onları toparlayamadım diye şey yapamıyorsun, yutuyorsun yutma. Sen bugün senin programın ya, dolusun bu konuda biliyorum. Yani biraz sonra söyle, dinlen söyle biraz sonra, tamam mı? Tamam. Evet Yasemin, seni yarıda kestik, kesilince dinliyorum. Şeyden gelinden düşünün sürümü olabilir bilmiyorum ama. Yok şeyin Zoom'un süresi doluyor ya orada. Ondan dolayı buyur. Galiba ondan olabilir. Sonra link bekledim. Ben giremedim. Yani ben kitaplarınızı okurken hani sizin gibi diğer insanlara vesaire yardım değilim. Az çok bilmediğim şeyi. Okuduğum şeyleri üzerinden ilerliyorum. Kendinize tedarik düşünüyorsunuz. Düşüncesi olduğundan da birazcık da o yüzden öyle bir söylemde bulundum. Hani partilerleri ilgili olarak algılamadım. Sizin söylemlerinizden yola çıkarak tezatlık mı var diye sorgulamaya karışmış maksimum ama anlatamadım. Hayır şöyle, yani aslında o kadar uç bir örnek ki Palyaço Lisesi kişisel gelişimi eleştiren bir roman. O romanın kişisel gelişim romanı olması şey olur, aşırı olur. Yani başka bir şey olsa neyse de yani, kitabın kendisi çünkü hatta çünkü ben şöyle eleştiriler alıyorum. Yani aşırı yüklenmişsin, bu kadar da abartılmaz ki gibi eleştiriler aldım. Anlatabildim mi? Hani yani çünkü oradaki şey, bak örneği tekrar vereyim, tuvalet kağıdı kısmı çok mesela şey oldu ya, niye onu keşke yazmasaydın gibi şeyler söylendi. Hani her kitap değerlidir olsun filan gibi. Yoksa hani tabii ki kişisel gelişimden oldukça şey uzak bir kitap yani, o alakalı bir kitap değil. Oradaki tekamül başka bir tekamül. Evet, düşünüyorum. Ana karakteri gelişimiyle ilerlediğimiz, hani gelişim sonuç olarak ilerlediğimiz şeyler anlatamayacağım. Tamam peki, toparla ondan sonra o zaman. Bir de bu arada Levent Bey, elinizi niçin indirdiniz ve hala sesiniz çıkmıyor? Bir gün elinizi geri kaldıracak mısınız yoksa sonsuza kadar mı indirdiniz? Bugün ne var? Bununla ilgili bir şey... Her şeyi arkadaşlar söyledi. O yüzden böyle fazla üzerine koyacak bir şey olmadığından... Hani ben buraya ilk geldiğimde kişisel gelişim başlığını görünce beklentim çok farklıydı. Aman ne geleceğim, kişisel gelişim zaten tepkiliyim ben de. Ama geldikten sonra işte tam benim ortamlaştığım. Yani şimdi bugün tanım... Ama bir şey diyeyim mi? Aşk olsun. Şimdi... yani bizi şey mi düşündünüz yani, kişisel gelişimi savunacak bugün burada 10 madde falan verip konuyu kapatacağız. Güneşe selamla bitireceğiz falan diye mi düşündünüz yoksa? Yok Emre, olabilir yani, öyle de düşünmüş olabilir, bu benim kendi şeyim olmuş, ön yargım. Aşk olsun ya. O yüzden de böyle düşündüğüm için. İyi aman bugün iyi, onu toparladığımız iyi olmuş, aman o öyle kalmasın. Aynen hani gelin bir zat kendim göreyim nasıl bir düşünce tarzınız var diye. Ama sadece dinlemekten keyif aldım bugün, gerçekten... verimli bir program oldu benim için. Hani bu kadar iki düşünce arasındaki fark nasıl yani insanlara aktaracağız gibisinden bir şey söylemişti. Hani kişisel gelişim değil de kişisel gelişim olarak ben iki taraftan ayrılırım. Çünkü hani kişisel gelişmek için birine ihtiyaç duyan birinin yani bir zahmet gelişmesin diye. Yani evet. Çünkü ne kadar gelişebiliriz, yani sana kişisel gelişimde sana yardımcı olacak kişinin kapasitesi neyse, senin de kapasiten olacak.
yani ne kadar geniş, belki senin kapasiten daha da farklı, daha da büyük bir kapasiteye sahipken o kapasite içerisinde sınırlı kalacaksın. Ben kişisel gelişim uzmanlarının böyle revaçlı olmasını şeye bağlıyorum. Hani ilk başta maddiyat üzerinden çok gitmiştik ama bugün baktığımızda meşhur ünlü ve zenginlerin de kişisel gelişim, yaşam koçu gibi insanlarla haşır neşir olduğu, ben bunu... Trump'ın var, astroloğu var. Doyum artık bir şeye doymuyorlar. Hani bazı insanlar kişisel gelişim uzmanına gidiyor. Ünlüler ve zenginler de gidiyor, gittiğini gördüğümüzde şey diyorum yani ben bir şeylerden memnun değilsem banka hesabımdaki bol sıfırlara bakmam yeterli yani hani rahatlamam için, kendimi tatmin edebilmem için. Biz neye bakalım? Bu bence şey işte yani, doyumsuzluk, insanlardaki belli bir doyuma ulaşmama, doyduktan sonra daha fazlasını isteme arzusu gibi. Ama bazıları içerisinde de şu var, hani bir laf vardır hani ben küçükken bir köyümüz vardı. O köye giderdim. O köyde evde bazı şey tavşanlar vardı. Tavşanları kovalardı yakalamak için. Belli bir süre sonra köşeye sıkıştığımda tavşan bana saldırırdı. Şimdi tavşan beni yenebileceğine inanıyor mu? Yoksa başka çaresi yok mu? İşte hani bazı noktalarda bu devreye giriyor. Başka çaresi olmadığı için insanlar bir şeylerden medet umulmak zorunda kalıyor gibi hissediyorum ben. Bu da bir nevi ideoloji, yavaş yavaş ideolojiye dönüyor. Bu kişisel gelişim gibisinden falan. Tabii hani Maslow'un piramidinde insan kendi kendine gelişerek zirveye ulaşmaya çalışıyor. Bunda en fikir bu olması gereken bir şey. Ama bu düşünceyi kapitalizm alıp kendi şeye monte ederse, modifiye ederse burada dışarıdan çok kullanışlı bir şey oluyor. Hani kişisel gelişimin burada tokat yemesinin nedeni kişisel gelişim adı altında insanları yönlendirme, manipüle etme olarak oluyor. Yoksa hiç kişisel gelişime karşı değil ama bireysel gelişim bir zahmet. Yani kendinizi geliştirin, birisinden medet olmayın, birisinin sizi geliştirmesini beklemeyin. Çünkü o adam ne kadar kendini geliştirebilmiş ki yani böyle düşünmek lazım. Ben çok konuşmama nedeni hem çalışıyorum hem de çok keyif aldım. Biyologlar muhabbet çok güzel, düşünceleriniz de çok iyiydi. Eklemek istediğim sadece buna. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Tamamdır. Yanlış anlaşılmanın düzelmesi çok hoş. Ya ben bazen bir şeyleri ironik yazıyorum. Gülme işareti de koymuyorum. O yanlış anlaşılıyor. Aslında koymak lazım. Hani acaba espri mi yaptı, ciddi mi söyledi diye bazen arada kalıyorlar. Evet, Hazel el mi kaldırıyor? Evet, Hazel el kaldırıyor. Hocam mesela ben sosyal medyanın etkisinin de çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve hani şey gibi artık biraz, insanları böyle tek tip bir insan oluşturma amacı var gibi sanırım. Ya bana öyle geliyor en azından bu yaşam koşullarında falan. Sabah erken kalkın, işte egzersizinizi yapın, yürüyüş yapın. Ya bunu insan zaten kendi iradesiyle de yapabilir dediğiniz gibi, evet. Ama hani böyle şey, herkes planlı olsun, herkes derken kalksın, herkes düzenli olsun, herkes işte şunu yapsın, bunu yapsın. Böyle ya tek tip insan oluşturmaya çalışıyorlar gibi geliyor bir anda bana. Ya kişisel gelişimden ziyade. Öyle bir insan tipi de bence pek mümkün değil ya. Yani herkesin de öyle olduğunu düşünebiliyor musunuz? Herkes sabah 8'de kalkıp spor yapsa, herkes fit, çalışkan olsa, ne bileyim, hayat nasıl olurdu bilmiyorum. Yani bu çeşitlilik, varyasyon bence değerli. Çalışmıyorlar mı sizce de? Kesinlikle öyle canım. Zaten sen kapitalizmin işine tek tip olduğun sürece yararsın. Yani herkes farklı farklı olduğu sürece o kadar yaramaz. Sadece özelmiş gibi muamele görmek istersin. O farklı, ayrı mesele ama tek tipsin aslında. Hazır mısın? Yalnız özelliğinle alakalı. Hazır mısın? Aklıma şey geldi. Johnson'un hayvan çiftliği geldi. O da böyle o domuzları kişisel çok uzmanı. İşte hayvanlarda şey olarak diyorum, hani biraz kapitalizme biraz andırıyor. Hazel Hanım bunu da doğru söylüyor bence. İşte kullanışlı, o ideoloji kullanışlı hale geliyor yani. Ya orada da bir kapitalizm değil, komünizmi eleştiriyor kitapta. Ama herkesin özünde bir o kapitalizmlik hali var, onu kastediyor aslında. O sınıfsal hali var. Kitabın kastettiği biraz o. Ama evet Hazel, yani şey, o tek tip olma dayatması zaten var. Yoksa dediğim gibi işe yaramazsın. Yani herkes birbiriyle şey olacak ki,
O basma kalıp halde olacak ki aynı şeyleri isteyecek, aynı şeylerden hoşlanmayacak. Böylece yönetilebilir hale gelecek. Yoksa yönetilemezsin. Ve kullanışsız hale gelirsin. Yani senin yönetilebilir olman kapitalizmin işine yarar. Kapitalizmin senin inançlarınla bilmem neyinle şununla bununla ilgilenmez. Yönetil yeter. Ne düşünüyorsan düşün. Neye inanıyorsan inan. O çok fark etmez. Yani adın komünist olmuş, faşist olmuş, bilmem ne olmuş, sağcı, solcu olmuş hiç fark etmez. Yeter ki yönetilebil. Bu önemlidir. Ya o koyduğun başlık, etiketin çok bir önemi yok. Yani sana Che Guevara tişörtünü de kapitalizm basıyor. Anlatabildim mi? Yırtık blücinleri önceden şeydi, komünistler 67 kuşağı giyerdi. Hani o komünist olduğunu gösterir. Yırtık pırtık ya, sen emekçisin, proletersin. Sonra bunu kapitalizm bastı. Yaptı, üretti, seri üretimde. Bu böyledir. Yani şimdi o Che prolarını kapitalizm üretiyor. Anlatabildim mi? Onun için kapitalizm her şeyi kendi bünyesinde eritmeyi iyi bilir. Sen yeter ki tek tip ol. Yalnız Hazret'in bahsettiği hani herkes onu yapar zaten bilir falan. Hani bu biraz insanın öz denetimiyle alakalı. Öz denetim konusunda da insanlar yetersiz diye düşünüyorum. Mesela spor yapmayı niye deniyoruz? Ama biz spor merkezine gitmeden her gün düzenli şekilde o sporu yapamıyoruz. İlla bir disipline girmemiz gerekiyor. İlla hani birilerinin bizi yönlendirmesi gerekiyor. Belki bu yüzden de ihtiyaç duyuluyor. Evet, evet, kesinlikle öyle. Ya ben de öyleyim. Hani hayat, yani mesela planlı ders çalışma konusunda da öyle. Bir itici bir önce ihtiyaç duyuyorum en basitinden. Ya ama işte hani aradığımız güç onlar mı olmalı, o bence konuşan et. Ya tabii arkadaşlar, yani bu zaten sonuç itibariyle bu bahsettiğimiz işçi yapacak insanlar var. Psikologlar ve psikiyatristler. Değil mi? Yani şimdi bakın, ben kendi mesleğimi ilgilendiğim için orada örnek vermek istiyorum sadece. Ben burada tasarımcısıyım. Herkes bana diyor ki, ya benim aklımda şöyle bir eğitim var, çizse ne? Ya işte bizim bilmem kim çok güzel çizim yapıyor. Konu bu değil arkadaş. Ben bir sürü şeyin eğitimini bir araya toplar, tasarımdan üretimde bir iş yaparım. Eğer tasarımcı yeterli değilse, tasarım eğitimi almaz, sadece eğitimden birisi fabrika batırır. Konu bu kadar basit değil, bunu çizime indirgeyle bize. Ya güzel çiziyor ki, bizim bilmem kim de güzel çiziyor deyip kapatıyoruz konuyu. Konu bu değil. Bu adam da iki kelime iyi konuşuyor diye, konuşurken kendini iyi satıyor, iyi pazarlıyor diye herkese ahkam kesip herkesin hayatını yönlendirme hakkına sahiptir. Bu iş için psikologlar niye eğitiliyor? Evet, o yüzden yani ben artık dinlediklerimden böyle cine geçirmeye başladım. Arkadaşlar şimdi sakin edelim. Bu için burada anlatmak istediğimiz şey şu aslında. Yönetimleri biz mantıklı sebepler aramaya çalışıyoruz. Hani doğru ya da yanlış bu değil. Tamam, tabii ki. Ama sana kişisel gelişimci olarak karşına geçip de senin hayatınla ilgili doğru ya da yanlış olduğunu söyleyecek kişinin titri nedir arkadaş? Ya ben onlarla 11 günlük sertifika, yani bunu herkes alabilecek 11 günlük bir sertifikayla sana bunu söyleyen adamı sen geçip dinliyorsan zaten hiç tartışmayalım bu konuyu. Ya zaten bu için bu kitaplar konusunda mesela ben kişisel gelişim kitaplarının birçoğuna karşı. Ya geçmiş mesela 23 yaşında bana bir kitap yazmış. Sanki dersin hayatı bitirmiş, hayatımı tamamen değiştirecek. Ya senin bir kere her şeyi bırak, eğitimini de almalısın. Ya hayat tecrübeni, sen bana hani ne kadar tecrübelerini anlatabilirsin veya ne kadar benim hayatımı olumlu yönde etkileyebilirsin. Şimdi belli bir kitap yazmak da belli bir olgunluk, belli bir yeterlilik gerekirken hani bu alanda yetkin olmayıp da bir kitap ortaya çıkarmak ve bunun sadece reklam tanıtımlarına dünya kadar para basarak popüler olmak bizim ülkemizde yani bunlardan çok var. Ya bak kitap yine şöyle bir şey. Adam kitabı basar, bu bir tercih meselesidir, kişinin seçimidir. Alırsın, okursun, almazsın, okumazsın arkadaş. Okuduğuna inanırsın, inanmak istemezsin, o da senin bileceğin şey. Fakat geçip de sana şahıs bazında psikolog gibi ve... Değil mi aynı şey? Gitmezsin, dinlemezsin. Ya, olmazsın. Diyemezsin çünkü
gün içerisinde sosyal medyadan, internet üzerinden bir ton yanlış şey okuyabilirsin. Evet. Bir sürü şey var. Yani kirli bir dünya zaten. Orada neye inanıp inanmayacağına kalmış. Ama bir de üstüne para verip, sana ne yapacağını, nasıl yaşayacağını söyleyen bir insandan bahsediyoruz. Ya bu işin, işin ehli dediğimiz psikologları, psikiyatristleri, bilmem neleri var arkadaş. O zaman ben geleyim size, herkese sabah akşam anlatayım ve ben de anlatacak şey çok, ya bir bilin dinlesin. Öyle bir şey değil mi yani, böyle bir, böyle bir mantık yok. Aynen. 11 gün ya, 11 günde verilen bir sertifikayı emredildim, ben de basarım size. Hatta tasarımcısını yapayım, yanına da çizim yapayım falan. Sempatik olsun yani. Ya zaten şöyle baktığımız zaman yakın arkadaşlarımdan mesela yaşam koçu olan var. Hayatlarına bakıyorum, o kadar bir çare hayatları var ki daha kendi hayatlarını düzene koyamamış. Kendi hayatını şerlermiş. Para kazanmak, bundan para kazanmak. Evet. Başka bir derdi yok, kendini de şekillendirmeye çalışıyor, seni de şekillendirmeye çalışıyor. Çünkü senin hangi bilgiye şekillendirecek? Allah aşkına hazara kadar psikoloji okumuş, yılları vermiş. O bile hala geçip de ben bunun için çok yetkinim kardeşim demiyor. Diyemem ki. Yani de, desene Hazel, niye demiyorsun? Değil. Ama ben de ikisi de Hazel. Ve Hazel. Diyeceksin. Kim olduğunu de düşünmüyorum yani. Aslan hani 4 yıllık bir eğitimle yani kimliyet kim olduğunu düşünmüyorum. Alanda 20 sene, 30 sene deneyime sahip olan hocalar falan da öyle düşünmüyordum belki de. Evet. Yani hani şey bir de, bilmiyorum aldığım eğitimden de kaynaklı herhalde, şey de var, insanların yanlış yönlendirilmesi mesela, Buket Hocam da dedi. Yani hayatına dokunuyorsun, sen insanla çalışıyorsun sonuçta. O insana söyleyeceğin tek söz o insanın hayatını etkiliyor. Yani iyiye de yönlendirebilir, kötüye de yönlendirebilir. Çok büyük sorumluluk aslında bir nevi. Ya ben söylersen dersin ki Buket söyledi. Öbür türlü diyorsun ki ya kardeşim yaşam koçu söyledi bana ya. Para verdim ben bu adama. Bak bana neler söyledim, ben de bunu söylediklerini uyguluyorum. Belki bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Buket demişti dersin, belki bir aklına gelirse. Aynı şey değil, ben senin hayatına yön vermem. Şimdi aldığım eğitimi biraz da içselleştirmekle de alakalı. Yani mesela ben 4 yıllık üniversitede öğretmenlik okudum. Ama ben mezun olduğumda öğretmen değildim belki. Hani bunu ben en az 3-4 yıl boyunca pratikte yaşayarak öğrendim. Ve teorisini geçirdim. Yani farkında yok. Şimdi teorisi şuna bağlayacağım. Hani teorisini öğrenmek de yeterli değil bence. Bunu hayata geçirebilmek, bunu içselleştirebilmek ve bu konuda deneyimler, tecrübeler kazanmak da gerekiyor ki sadece 11 saat ders ne ki yani? Bunu herkes okur, herkes öğrenir, herkes yaşam koçu olur. Ya klinik psikoloji, klinik psikoloji karşılığı 4 yıl okuduktan sonra klinik psikoloji yapıyorsunuz değil mi? Evet, yüksek lisans, evet aynı. Ama artık şimdi mesela herhangi bir meslekten mezun olup yani klinikten yüksek lisans yapıyorum. Olacak şey değil o. Yani evet, bizim mesela pedagoji formasyon gibi bir şey yani. Evet, evet, aynen. Alan istismarı ya, kesinlikle. Ya o kadar meraklıysa evinde otursun, okusun bir şeyler. Bu kadar. Kendini tatmin etsin ama elin diplomayla gezmesi son derece tehlikeli. Çok bir de onlar sağlık, psikolojik sağlık. Meslek kazandırmaları gerekiyor işte. Böyle çözümler buluyorlar. Evet. Bence bunun bir kontrol mekanizması olmalı. Yani bu sertifikayı herkes bakkaldan satar gibi dağıtamamalı. Yani bence burada bir sıkıntı var. Tabii evet, sistem sıkıntılı. Yani meslek yasamız olmadığı için işte bu kadar ihlal ediliyor, yaşam koşulları ortaya çıkıyor, işletme mezunları yüksek lisanslık yapabiliyor. Bundan kaynaklı. Yani kim veriyor, bu eğitimi kim veriyor, o hangi eğitimden geçiyor veya burada üniversitede böyle bir eğitim var mı yani? Ya hayır, ben onu şeyim yani mesela ilk insan Adem gibi bir şey. İlk yaşam koçu kimdi mesela? Hani o mu yaşam? Yaşam koçu bir silsile gibi bir şey mi yani? Yaşam koçunu kim yetiştiriyor? Yani koçun koçu kim? Koçun koçunun koçu kim mesela? Şu an Türkiye'de en yetkin yaşam koçu Aşkım Kapışmak mı? Yani bu, ben bu sorularla bazen bayağı cebelleşiyorum. Aşkım Kapışmak'ın yolu ve şuan da çok iyi biliyorum ben. Evet, ben Ferdi Bey'e ben cevap verebilir miyim? Ferdi Bey bir şey mi yazmış? Tatlılar ve büyücüler vesaire için ne düşünüyorsunuz diyor.
Ferdi Bey şey satır aralarını dinlememiş. Yani biz işte kırıkçılara da o nedenle göndermeler yapıyorduk. Onun haricinde işte bu şu an kişisel gelişim vesaire şeylerine işte tarot falan bakalım, enerji. Diplomalısı da var onların. Spiritüel uzmanı falan var. Spiritüel uzmanlar vesaire. İşte bunlar çoğu zaten kişisel gelişimcilerin o parantez içinde. Yani onlar da onlara şey ve biz onlara karşıyız zaten. Biz geçip psikologlara karşı değiliz. Orada bir karışıklık oldu bugün. Ben çok net onu hissettim yani. Herkes. Vallahi inanmıyoruz ama. Ya tamam. Tabii ki. Oturup bakarız karşılıklı falımıza da bakarız. Yani işin gırgır boyutundaysa tabii ki de yapalım. Hayatını nokta atış etkileyecekse eyvahlar olsun yani. Ve insanlar buna inanıyor. Bu da bir tercih. İnanmak da bir tercih. Bakın. Kim de canı ne isterse de ona inanır. O da ayrı bir şey. Eskücüsü, bilmem ne, sinikliği. Ama geçip bunu meslek olarak insanlara sunduğunuz zaman çok tehlikeli bir yöntemine geliyor. Evet. Biraz arsa alet meselesi. Yani fal baktırmak isteyenler var ki falcılar var. Baktırır. Yani o çok hani geleneksel bir şey. Zaten bizim ne kadar geleneksel düşünüyoruz onu da anlamıyorum. Ben Türkiye'de herkes böyle bir gelenekselcilik lafları ediyor ama biz 1898'de falan herhalde bin dallı giymeyi bıraktığımız için beyaz gelenekte yani lütfen Avrupa'nın her şeyini alıp ondan sonra gelenekselci olmaya çalışıp ama böyle bir şey de yok yani. Sentez hocam, şimdi postmodernizm öyle bir şey yani, her yerden bir şey alıyorsun, acayip sentezler çıkıyor ortaya, eklektizm. Tamam işte ama yani ben bu kadarını aldım, bunu da buradan aldım, bunu da burada artık şey canını okuduk yani olayı. Tamam işte Amerikan başkanısın ama işte şey yapıyorsun, falcın var, astroloğun var filan işte, böyle bir şey. Ya Beyaz Saray'da hokladıklı bir şeyler yaptı o falcı değil mi? Çekiyorlar. Ben bu işleri bu astral seyahatla hani ruhlar böyle çıkıyor ya bedenden. Yani. Hatta o şekilde 51. bölgenin korunduğunu da düşünüyorlar. Çıkarıyor. Hani Amerikan başkanısınız, büyücüleriniz var, fazlalarınız var dedi ya, oradan aklıma geldi. O astral seyahat ruhlarıyla 51. bölgeyi korudukları da söyleniyor. Tabi bu da bir söylenti, bir rivayettir ama. Ya onlar bitmez tabii canım. Ne demiş? Admin demiş ki Türkiye'nin en başarılı yaşam koçu ödülü verilmiş birine. Kime verilmiş? Şeyma Soşna mı? Ne gülerim ya. Keşke öyle olsa ya. Çok gülerim ya. Evet. Ben başlıyorum. Yani kadın gayet başarılı bence yaşam koçu olarak. Hepimiz seyrediyoruz. Yok, ödülü kim vermiş sorusu mesela. O Türkiye'de Koçlar Birliği. En iyi kişisel gelişim uzmanı yani yaşam koçu ödülü de Şeyma Sıraş'a ödülebilir yani. Koçlar odası falan var mı onların? Bir odası, derneği bir şey var mı acaba? Pirzayı mutlu olun arkadaşlar. Neymiş? Pirzayı mutlu olun diyor ya. E doğru, öyle bir şey vardı. Ya onu kim yazdı? Admin. Hazel, sen admin değil misin? O kim ya? Evet benim. Ben ha, söylesene kimmiş o? Bakıyordum. Yaşam koçu diye baktım da öyle ödül ödül verir diye yazıyor. Aha, kimmiş, çok merak ettim, ona gidelim ya. Dilek Üstün diye bir görünüyor ya, kim bilmiyor. Dilek Üstün mü? Allah Allah. Meşhur olmayan bir koç. Ya benim geçenlerde bir arkadaşımı gördüm de yaşam koçu yazmış kendine Instagram'da. O çok gülmüştüm. Ve iki kelimeyi bir araya getiremeyen biriydi. İşte ben her sabah güneş selamlıyorum. Ben de karar verdim, sektörleştiriyorum. İnsanlar özellikle kadınlarla bu kadar aşırı şey olduğum dönemde. Ama şey ya, ciddi para getirisi var. Çok ciddi, öyle böyle değil yani. İyi kazandım onu biliyorum. Gerçekten mi? Evet öyle, yok. Gerçekten var. Hemen yarın başlıyoruz o zaman kurslara. Ne kadar iyi karıştırdığına bağlı. Biri kadar. Şey kazandırmıyordu belki, yaşam koçluğu yapmak belki çok kazandırmıyordu ama yaşam koçu belgesi dağıtmak iyi kazandırıyor olabilir. Değil mi? Dermiş bunu projelerimize dahil edelim. Edebiliriz, evet.
şey diplomaların kenarsısı benden. Kenarsısı. Arkadaşlar uzun... Hocam, bir konuşmaya aldım mı? Buyurunuz. Bir arada evvel Levent'in sesi geldi ama Levent'in sesi geldi. Ben sonra kapandım. 14 bin liraya of hadi ya. İyi para. 14 bin TL. İyi para yani. Hmm. Mehmet'le konuştun mu bugün? Mehmet Çalışan? Evet. Konuştu değil mi? Ardı Bey'le konuştu. Ben konuşmadım. Bana sıra gelmedi. Yok Mehmet Bey konuşmadı ya. Değil mi konuşmadı ben sanırım yani. Mehmet Bey sizin görüşleriniz var mı? Niye konuştu diyorsun hocam? Söylemek istediklerimin çok konuşuldu. Konunun üstünden de bayağı geçti ama. Yine de şöyle bir toparlayarak söylemeye çalışayım. Tabii. Bu Buket Hanım'ın söylediği okuduklarını hayatıma tamamen uygulayıp yine de buhrana sürüklenen kişi tipleri için. Yani bu kitapları okuyacağı açısından biraz düşünüyorum. Böyle insan sanki kitapları okuyor. Biri zaten biraz kendisini tanıyıp naradığını bilen, o yüzden okuduklarına satır aralarında kendisine bir şeyler çıkarabilen veya kendisine uygun olup olmadığını değerlendirebilen kişiler. Diğeri zaten yolun başında kitlesini naradığını da bilmiyor. Gerçekten olduğu gibi hayatını uygulamaya çalışıyor. Bu ikinci tip biraz bu buhrana sürüklenen kişiler olduğu sanki. Yani hep yazara yükleniyoruz ama biraz okuyla bunu değerlendirmekte fayda var. Şimdi mesela orada yarın yaşam koçlarını kaldırıyoruz desek acaba mesela bu insanlar kime yönelecek? Cinci hocaya mı gidecek? Ne yapacak? Yani evet şimdi hani arz talep öyle. Gerçekten talebi var demek ki. Öyle düşünüyorum. Yani evet yaşam koçunu kaldırsan hakikaten o muadiline mutlaka kayacak. Spiritüel uzmana kayacak. Cinci hocaya kayacak. Bir şeye kayacak. Astroloğa kayacak. Bir açılık var o konuda, bir arayış var yani. Birileri bana yön göstersin. Bir çeşit yani, modern peygamber, evet bir çeşit. Ya bu kişisel gelişim kitapları arasında da şöyle bir şey var. Aklı skala çok geniş. Değil mi? Yani psikoloji içerikli kitaplar da kişisel gelişim kitaplarına giriyor belki zaman zaman. Hani bizim bahsettiklerimiz çok böyle... Ya onun bir net tabirini bulamıyorum ben. Yani geçip de gerçek anlamda iyi bir psikoloğun yazdığı bir kişisel gelişim kitabından bahsetmiyoruz biz burada. Tabii canım, yoksa Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçısı da kişisel gelişim kitabı sayılır bir anlamda ama rahmetli hoca böyle mi demek istemiş yani, adam başka bir şeylerden bahsediyor da. Ya burada yani, eleştirdiğimiz şey bu, hani ancak aptallar 8 saat uyur falan gibi. Ya evet evet, ya orada şey bu, burada şey karıştı biraz. Terminoloji hakikaten karıştı. Yani dediğim gibi ben baştan beri yürütmüyorum burada. Rollo May'in kitapları mesela herkes okumalı. Anton Robbins mesela, de okunmalı. Çağrı Taner kitabı herkes okumalı. O kim ya? Bilmiyorum. Emre. Vurur musun o mantığını? Çocuğun milyonlarca takipçisi var yani. Kim ne yapıyor? Makyaj videosu mu yapıyor? Takip etmiyorum makyajları. Ben öyle ben bir tek ölmüş yazarlar hakkında yorum yapıyorum. Evet ya, öyle bir konu var, doğru. Yaşıyorsa benim kapsamımın dışında. Yapıyorum ölmüş fenomenler hakkında sadece. Evet. Evet. Ölmüş fenomen de henüz yok herhalde. Yani bir yazar olarak yapabileceğim ölmüş olanlar gibi. Ne yapayım öyle ya, o da benim ayıbım olsun. Evet arkadaşlar, epey bir zamandır yoktuk. Yani 1,5 ay falan oldu. Bir şey yapalım dedik. Bir araya mutlaka gelelim dedik. Bir türlü o fırsat oluşturulamamıştı. İyi oldu. Ben hani bugünkü konuda değerli. Ya ben kendi adıma keyif aldım. Bence bir şeyler konuştuk. Fena da değildi. Yani sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Bir de bir sonraki soru için konuşmanı da belirleyin içinden bence. Tamam, buyurunuz. Buyurunuz. Evet. Hangi konular konuşulabilir arkadaşlar? Yeni katılımcılar, Yasemin, Mehri Hanım, her zaman sizi bekleriz. Devam ediniz. Buyurunuz. Geliniz. Kısa oraya çıkanlar oldu. Ferdi Bey'in yazdığında binaen söylüyorum. Konuşmamızda hiçbir problem yok. Ferdi Bey, biz çok memnunuz. İyi kırıldınız. Olur mu efendim? Ne demek? Her zaman bekleriz. Ferdi Bey tabii.
Evet, sonraki söyleşinin konusuyla ilgili fikri olan var mı arkadaşlar? Bak Hazel, kişisel gelişim yap diyordun, yaptık. Kum yersen bir olmalı herhalde. İçimde boş oldum biraz. Elçin, buyurunuz efendim. Evet, diğer konu hakkında bilinçsizlik olsun istiyorum ben. Bilinçsizlik. Evet. Bilinçsizlik, yani şey çok geniş değil mi? Bilinçsizlik derken direkt bilinç gibi bir şey mi acaba konuşsak? Bilinçsizlik ya, derken hangi, nasıl bir bilinçsizlik? Olabilir ama... Bilinçsizlik. Yani ya işte ben merak ediyorum yani. Bu konu hakkında düşünüyorum kendimi ama sizlerin de görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Yok bir... Hani hep böyle hangi? Şey diyorsa bilinçsizlikten kaynaklandı. Bilinçsizlikten kaynaklandı. Yani hiç bilinçli değilim. Hani insanlar mesela hayatında yaptığı bazı şeyleri bilinçli çok önem veriyorlar. Ben merak ediyorum yani. Böyle para praksis. Farklı kişinin bu konudaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Ya farkında olmak anlamında bilinçsizlik sanırım. Çünkü o bayağı ucu açık bir şey. Sarhoşluk gibi de gözüküyor bir yandan. Evet. Bilinci konuşuruz direkt. Yani bilinç başlığı. Evet, bilinç olabilir. Sen biraz sığınma olur mu ya bilinçsiz? Yani biz aslında çoğu şeyin ortamda kavram. Yani yapılan suçları örten bir kavram. Çok geniş bir kavram tabii ki hem de. İşte bir yerden yakalamak istiyorum sizinle bu konuyu. Anlıyorum. İşte ben orada mesela şey demem, bilinçsizlik, bir suç örtmek içinse para praksidir. Başka bir şey demem ama zaten bilinçsizce değildir. Yani. Evet, ya o da. O yüzden çok, hani çok geniş bir konu. Bilinç de yani. Çok geniş konu. Kaldı bilinç dışarı. Tamam, bilinç ve bilinçaltı gibi bir şey olabilir. Bilinç ve bilinçaltı gibi bir şey konuşulabilir mesela. Evet, aslında var ya, hatta direkt bilinçaltı desek bilinçsizliği de kaplıyor sanırım. Öyle bir şey konuşulabilir. Evet. Bilinçaltı. Ama bilinç dışı demek daha doğru. Bilinçaltı biraz şey halk ağzında var. Bilinç dışı kullanılıyor daha çok. Bilinçaltı genelde bilinç dışı. Bilinç dışı çok böyle veya bilinçsizlik kavramları, bende mesela oturan kavramlar olmadı. Hani bilinç aslında bu var. Biz onu günlük hayatta kullanıyoruz ama bilinç dışında veya bilinçsizlikte bilmiyorum. Yani ben merak ediyorum. Onu da sevdim. Olabilir efendim. Bilinç dışı konuşabiliriz. Bence evet, keyifli bir konu. Ne demek? Rica ederiz. Başka... Bilinç veya... Kolektif bilinç diye bir şey var mı efendim? Kolektif bilinç dışı olmasın? Bilinç dışı. Altyazı konuşuruz. Kolektif bilinç diye bir şey olmaz mı ya? Var tabii. Böyle bilinç. Kolektif bilinç. Kolektif bilinç dışı. Tamam. Bazen dil sürçüyor. Hani konuşuldu öyle bir şey. Tamam, peki onu şey yaparız. O zaman ne yapıyoruz efendim? Vedalaşabiliriz yavaş yavaş. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa vedalaşabiliriz. İyi geceler herkese. Evet efendim. İyi geceler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kızım arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz.